Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Herkese mutlu günler, programımıza hoş geldiniz. Galatasaray'da yeni yönetim ve yeni yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek mazbatasını aldı sabah saatlerinde. Bazı açıklamalar yaptı. Elimizde bununla ilgili bir bant var, yayınlayacağız birazdan. Ve Galatasaray'da yeni teknik direktör kim olacak? Sorulan soru bu. Fenerbahçe'nin ilk transferini yaptığını hatırlatmakta fayda var. Enrique dün akşam geldi. İkinci transferi Carvalho mu olacak? Biliyorsunuz Real Betis'te forma giyiyor ve daha önce Sporting'de Jorge Jesus'la, yani Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle birlikte çalışmıştı. Ve Saiz'in Beşiktaş'ın yeni transferi Faslı Stoper bu hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Programımıza Galatasaray bölümümüzle başlayacağız. Saat 15.30'da da Trabzonspor'la ilgili önemli bir bağlantı yapacağız. Galatasaray bölümümüzde teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikte. Biliyorsunuz Adnan Polat başkanlığındaki yönetimde izleme ekibinin başında yer aldı. Direktör olarak görev aldı ve Galatasaray'a çok önemli oyuncular kazandırdı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Özgürcüğüm. Nasılsın? Sağ olun hocam. Siz de iyisiniz umarım. Hamdolsun, bomba gibi. Şükür bugünlerimizde. Her zamanki gibi bombasınız hocam. Bomba gibisiniz yani. Allah bu günleri bize rahatlasın. Rahatlasın inşallah. Rahatlasın. Herkes sağlıklı olsun. Doğru. Huzurlu olalım, sağlıklı olalım. Aile iyi olsun. Gerisini boşver. Aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Şey aynen. Hocam, şimdi tabii Alman ekolünden geldiğinizi hatırlatarak bu soruyu soruyorum. Evet. Yeni yönetimin Marco Rose'u seçeceğinden bahsediliyor. Red Bull Salzburg'da şampiyonluk yaşamış. Son olarak Dortmund'da ligi ikinci bitirmişti. En iyi derecesi ikincilik ama önemli işler yaptı. Ne diyorsunuz bu konuya? Şöyle dedim. Marco Rose. Rose. Ama Rose, tabii Rose güldür. Türkçesi. Gül. Rose işte, İngilizcesi de Rose hocam. Ben İngilizce telaffuz ettim. Rose. Öyle yok, zaten Almanlar da Marco Rose derler. Kısa Almanların kısası. Şimdi ne dersin? Altyapıyı çok iyi bilen birisi. Evet. Oradan çıkma. Red Bull Salzburg'da altyapılarda falan çalıştı. Mainz'da çalıştı. İkinci takımda çalıştı. Ama en parlak yeri Red Bull Salzburg'dan sonra Gladbach. Biliyorsun orada iyi bir başarılar yakaladı. Oradan da Dortmund. Şimdi tabii teknik direktörler üzerinden okursak yanılırız. Orada çünkü oranın hiyerarşisi çok fazla. Her şey düzenli olan bir yerdesiniz. Çalışıyorsunuz Almanya'da veyahut da yurt dışındaki takımlarda. Buralarda biraz farklı işler. Burada çok çok farklı. Yani etrafınız farklı insanlarla dolu. Herkes bir şeyler anlatıyor, bir şeyler söyleniyor. Oyuncu onu alıyorsunuz, bunu alamıyorsunuz. Yani karma karışık bir düzen içine geldiğiniz zaman dağılabiliyorsunuz. Buraya hazır mı önce orada teknik direktör? Onu getirdiğiniz zaman burada kimleri sunacaksınız? Kimleri getireceksiniz? Hangi oyuncular? Hocayı mı bırakacaksınız? Siz mi yapacaksınız transferleri? Yani sıkıntılı. Biz yabancı hocayı getirdiğimiz zaman yabancı hocanın hemen bugünden yarına bir şeyler bekliyor. İşte şampiyonluk olsun diyoruz. Yok şuralara uç kaç, her şeyi düşürürüz ama zor yani, kolay değil. Özgürcüğüm, orada yani disiplini, planı, programı olan bir takımlarda çalışıyorsun. Dortmund'da siz bir eliniz yağda bir eliniz balda. Gladbach'tasın, öyle tesisler süper. Her şeyleri farklı oralarda. Onun için başarılı dediğimiz zaman burada gülür, şunu yapar dediğimiz zaman yanlış olur, yanlış da yönlendiririz. Bunu getirdiğiniz zaman böyle hoca, onun bütün etrafını çok iyi donatmanız lazım, çok iyi hazırlamanız lazım. Oyuncular da aynı şekilde. Yani Galatasaray yönetimi buraya mı döner, yoksa baştan Sayın Metin Öztürk'ün konuştuğu gibi Okan Buruk mu olur? Tercih tabii burada kimden yana olacak? Siz kısa vadede başarı beklemek istiyorsanız benim kendi şahsi fikrim, ben Okan'ın gelmesinden yana. Hocam mantıklı olan o. Şimdi şunu anladım ben. Marco Rose Alman organizasyonu içerisinde başarılı olabilecek bir teknik direktör. İyi bir teknik direktör. Ama herhalde. Futbolun koşulları farklı. Bunun siyasetini yapmalısınız. Basın toplantısında farklı konuşmalısınız. Futbolcu ilişkileri var farklı. Çalışma biçimleri farklı vesaire. Dolayısıyla burada daha pratik davranıp yerli bir teknik direktöre gitmek gerekiyor. Yerli teknik direktörler arasında da en makul seçenek Okan Buruk olarak gözüküyor değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Yani bence öyle. Onu ya. Çünkü Okan'ın da başarılı. Ömür Hoca'nın ne başarısı varsa orada. Makul olsun. Burada Okan'ın da başarılı da var ki Türkiye gibi bir girdapta olan bir şeyden bahsediyoruz. Futbolun 3 tane 4 tane hegemonyası olan bir ülkeden bahsediyoruz. Oralardan çıkıp şampiyon oluyorsunuz, çıkıyorsunuz, kupayı alıyorsunuz. Yani milli takımınız var. Onun için bence Amerika'yı falan tekrardan keşfetmeye gerek yok. Hem sizin bünyenizden çıkmış
sizde kafa kafayı verip her derdinizde deva olabilecek, kısa vadede size bir şeyler yapabilecek hocayı bulmakta fayda var. Benim şahsi fikrim öyle. Marco'yu getirdiğiniz zaman Marco çok yani onu uzun işte Gladbach'ta uzun çalıştı, Leipzig'te uzun çalıştı. Gladbach işte Dortmund aynı şekilde hep düzenli olan, hazır olan takımlara gittiniz de oranın o girdabını içinde biliyorsunuz. Avusturya belli, Almanya'nın arka bahçesi. Yani fazla bir değişiklikler yok orada. Red Bull Salzburg'da falan oralar da değişik bir oyunlar. Yani hepsi birbirine bağlı. Mentalite birbirine bağlı ama bu bizim ülkemize geldiğiniz zaman biz hocadan çok farklı şey bekleyeceğiz. Bilhassa yabancı hocalar geldi mi hani biz diyoruz ya onlar bizden daha iyisini biliyor. Beklentiler çok yüksek oluyor. O beklentileri de sadece hocanın ismi veyahut da yabancısından değil sizin neler sunacağınız. Çünkü ekonomik konuştukları da bilmek lazım yani takımların. Bence en mantıklısı Galatasaray Kulübü'nün yapabileceği en mantıklısı Okan Buruk. Yabancıdan ziyade. Hatırlattığınız iyi oldu çünkü Metin Öztürk'te Dursun Özbek birleştiler. Metin Öztürk tek başına adayken onun listesine yer alan İsmail Sarıkaya da Okan Buruk'ta görüşmüştü. Yani İsmail Sarıkaya ve Erhan Gündal ikisi. Orada bir fikir teatisi olacak yönetim kurulunda ama... yerli teknik direktörde karar kılarsa yeni yönetim hangi teknik direktörü alacağı konusunda da netleşmiş bir durum yok deniyor. Fatih Terim'in de hala güncel bir aday olarak Dursun Özbey'in kafasında olduğundan bahsediliyor. Siz ihtimal veriyor musunuz buna? Ben tahmin etmiyorum hocanın tekrardan Galatasaray'da teknik direktör olacağını. Sadece Sayın Başkan'dan kaynaklandığı genel olarak herhalde bak şimdi Fatih Hoca'yı bir tarafa bırakmak lazım. Artık tamam. Bir yenileri gelsin. Fatih Hoca gibi farklısını çıkar artık. Yani her seferinde Fatih Hoca, Mustafa Hoca Şenol Hoca mı diyeceğiz biz? Başka Türkiye'de başka hocalar yok mu? İşte Ömer Erdoğan var, öbür tarafta öbürü çıkıyor, burada çıkıyor. Senin evladın var çıkmış, senin bünyenden çıkmış Okan Buruk var. Artık Fatih Hoca'yı falan bırakalım biz. Yeni umutlara, yeni yerlere, yelkenlere açalım. Hep hocayla mı gidecek bu işe? Hocam, benim kendi şahsi fikrim bu. Ben mesela orada olsam hayır derim. Fatih Hoca farklı konumda düşünürsünüz edersiniz. Farklı bir şey abi. Yeniler gelecek artık. Yenilik olması lazım. Hı hı. Hocam transferde ne olur? Galatasaray'da 4 tane en azından 4 tane transfer yapılacağından bahsediliyor. Kim bahsediyor? Dursun Özbek. Hangi mevkiler transferde sizce öncelik arz ediyor Galatasaray'da? Valla 4 ile 5 arasında yaparsın. Bunların ilerisi olmazsa olmazı 3 tane baba topçu orta sahaya yerleştireceksin. Yerisini toparlarsın. Bak söylüyorum sana bu gerçek olan bir şey. Siz orta sahayı toparlamadıktan sonra hiçbir şey yapamaz. En kral santraforu da getirsin. Oraya top getiren yok. Oyunu kuran yok. Esas orası önemli. 3 tane oyunu dikine oynayan, çabuk oynayan, iki yönlü oynayan ama öyle 22 yaşında falan değil. Kaldıramazsın onları artık. Onlar böyle bir baba kendini kanıtlamış oyuncular geldi. Bak işte benim hepsi tabirim budur. Yarın bugün uçaktan indirdim yarın oynayacak tarzda adam getireceğiz. Var mı piyasada öyle adam? Çok. Var, ama getirmeyi var, bilirsin. Var olmaz olur mu? Bonservislere elinde olan da var. Hı hı. Var mı hocam aklınızda bir isim? Çok var ben sana nelerden ama Rusya'dan var, İspanya'dan var, Güney Amerika'dan var, Avrupa'dan var. Bir sürü var. Liste var, kabarık liste de önemli olan. Onları siz, ya biz bunları ne kadar konuşsak bile hoca belli olması lazım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim sana Özgürcüm. Bu hafta bir şeyler olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü işte mazbata alındı, yönetim teşekkür edecek, görev dağılımı olacak. Ve artı biliyorsun federasyon seçimi var. Biliyorum. Hafta sonu da bütün kulüpler, başkanlar falan orada olacaklar. Şu anda tam pazartesine itibaren artık tam aktif şekilde hoca ve oyuncular arasında şeye basılacağını düşünüyorum. Gazan. Düğmeye basılacağını düşünüyorum. Ha, olması lazım. Galatasaray'ın bir şansı var. İşte ne var? Hiçbir yerde yoksunuz. Yani Avrupa'da falan olmadığınız için biraz süreniz daha uzun. Hemen kaba tabirle diyeceğim. Yani sazan gibi her şeye atlamamak lazım ama elinde bonservisi olanların da Avrupa'nın
belli başlı elit kulüplerinde oynayan oyuncuları da bir an evvel bağlamaya çalışacaksın. Yani o mevkiye sen biraz yatırımını yapacaksın. 2 ise 2, 3 ise 3, 4 ise 4 vereceksin. Aksel Witzel'i nasıl gördünüz hocam son Borussia Dortmund döneminde geçtiğimiz sezon? Aksel Witzel'i ben hep iyi gördüm de bize çok zor olur. Keşke olabilir. Maliyetlerinden dolayı. Hem maliyetten. Yani futbolcu eskisi gibi değil. Ya ama yine de hem maliyetinden onun Almanya'da şeyi var. Ne derler? Pazarı var. Ya biz belki son seçim oluruz, biraz yüksek maliyetli oluruz. Eğer oradaki Avrupa'daki takımlardan daha fazlasını verirseniz gelir. Gelirse de bizim ligimiz için çok iyi. Ya, iyi bir oyuncudan söz ediyoruz. Devamlı oynayan bir oyuncu. Milli takımda oynuyor, orada Avrupa'da pazarı olan üstte bir yere gelmiş bir oyuncu. Ona kimse bir şey demez getirdiniz ama işte o tarzda iki tane daha oyuncu. Tabii sol bek almanız lazım. Sol bekiniz yok. Bir tek Arnold'u kaldınız. Ömer'le falan artık onlar bay bay diyeceksin artık. Bir farklılıklar olacak. İşte Süleyman Müşbandırma'daydı. Onu mu tutarsınız arkasına? Yeni birisini mi alırsınız? Yani bence en ileri üçlü artı sol bek mutlaka bir tane arkasında olacak Arnold'un. Santroforlar'da zaten Jack ne geliyor, tutar mısınız? Gider mi? Gitmez mi? Muhammed'in olayı var. Mustafa Muhammed'in 1 Temmuz itibariyle ödenmesi gereken bir transfer sözleşme fesih bedeli var. 4,5 milyon dolar. Ne diyorsunuz? Bugün de Dursun Özbek bir açıklama yaptı. Kerem'e çok astronomik teklif gelmediği sürece vermeyiz dedi. Yani genel itibariyle oyuncuları koruyacağız dedi. Mustafa Muhammed için de acilen 4,5 milyon dolar ödemek gerekiyor. Hocam ne dersiniz? Mustafa Muhammed bu matematik içinde baktığımızda Fransa'da hala pazarı var. İşte 4,5 milyon doları ödeyip 6'ya 7'ye satılma ihtimali olan bir oyuncu mu? Öyle görüyor musunuz? Abi Avrupalılar biliyorsun gözünü kararttıkları zaman alıyorlar. Ama ondan sonra da bakıyorlar ki kendi çerçevelerinin, kendi takımların içinde bir şey yoksa hemen gene gönderiyorlar. Çünkü onların pazarları fazla. Onlar kiraya falan verebiliyor oyuncularını. Bizler gibi değiliz yani. Bizler çok zorlanıyoruz yani ve çok fahiş rakamların altında veriyorsunuz. Aldıklarınızın çok altında veriyorsunuz. Onlar yatırıyor parayı. Ya baktın olmadı. Hadi güle güle. De başkasını alıyor. Veriyorlar yani. Onların pazarları bizim gibi değil. Muhammed'i eğer burada yanına işte arkasında kimler oynayacak onları toparlarsın, bir çıkış yapabilir mi? Yapabilir. Yatırırlar mı parayı? Yatırırlar. Ya. Siz buradan gelir elde etmek istiyorsunuz. Ya. Çok farklı bir rakamlar gelecek. 6-7 milyon daha seçin iyi midir? Çok çok iyi bir rakam. Yani onun üzerinde bir gelecek rakamları bilemiyorum Muhammed için. Hangi Avrupa'nın elit takımları teklif eder? Bence öyle bir gelecek teklifi yoktur. Ancak orta sıralardaki takımlar. Onlar da yatırımını yapıyorlar ama şu anda Galatasaray'ın iki tane santroforu var orada. İster beğenirsin, ister beğenmezsin. İşte Cagney döndükten sonra yoksa orada tekrardan kalmak ister mi? Bonservisini satar mısın? Öyle bir şey olursa orada bir boşluk olacak mutlaka. Oraya oyuncu alacaksın. Başkanın söylemesi doğru söyleme. Ben kimseyi tasvip etmesini yani satılmasından yana değilim. Ben de değilim. Bu takıma orta sahanız, ana merkezine siz takviye yaparsınız. Galatasaray yeni sezonda veya bu takımdan farklı bir oyun modelleri gelebilir. Ama tekrar her şeyden önce hoca. Hocanın kimliği önemli. Evet. Onu kimi seçeceksiniz? Yani tekrar söyleyeyim, bir yerlerini keşfetmeyin. Elinizde Okan Buruk var. Okan Buruk hazır. Türkiye'nin dinamiklerini, Galatasaray'ın dinamiklerini, her şeyi bilen bir hocadan söz ediyoruz. Bence yabancıdan ziyade Okan'ın Galatasaray'a daha çok fazla bir şeyler vereceğini düşünüyorum. Hocam size son sorum, bu arada hatırlatalım, Sayın Mahmut Alparslan bu yorumları yaptı. Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'tan Frankfurt'a transfer oldu. Toplamda uzun vadede yani kazanacağı para 6,5 milyon euroyu bulabilir Beşiktaş'ın. Evet. Sıcak para 3 milyon euro. Rıdvan da 5 yıllık imza attı. Son Avrupa şampiyonuna gidiyor. Ne diyorsunuz? Vallahi zor Avrupa bir yere gitti. Şampiyonu düzelterek söylüyorum. Evet, Avrupa Ligi zor bir lige gidiyor. Çok dinamik oynanan bir lige gidiyor. Tabii oradaki onlar üçlü oynuyorlar. Gene üçlüye devam ederler mi bilemiyorum. Üçlü oynadıkları zaman da Rütlü'nün ekarte etmesi gereken orada bir Kostić var. Yani Kostić'i geçmeniz gerekir. Onu da şu anda geçmek çok zor. Çok enteresan bir oyuncu Kostić. Hemen hemen takımın bel kemiklerinden bir tanesi. O da Azca Akmar'dan falan geldi. Hamburg falan öyle. En son Frankfurt'ta. Yani çok enteresan bir oyuncu. Çok dinamik oynanan, devamlı çok ucun düşünülen. Biliyorsun Alman futbolunu söylemeye gerek yok. İşte Bursa'dan Ali de gitmişti. Hemen kiralık verdiler.
Bunlar yapıyorlar bunları. Ali Akman değil mi? Ali Akman. Tabii bizim temennimiz giden evlatlarımızın hepsi süre alması, forma bulması, şans bulması. Yani arkadan gelecek kapıları açması. Ama zor bir lige gitti, zor bir takıma gitti. Yani çok dinamik oynayan bir takıma gitti. Bakalım inşallah başarılı olur. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Rica ederim. Yanaklarından öptüm. Kendine iyi bak. Eksik olmayın. Tekrar görüşürüz. İyi çalışmalar. Sağ olun. Bay bay. Teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikteydi. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Dün Kulüpler Birliği toplantısı vardı ve seçim var 16 Haziran itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Seçimde en güçlü aday hiç kuşku yok ki Mehmet Büyükekşi. Dün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç toplantıyı erken terk etti ve sinirliydi. Yüzünden böyle anlaşılıyordu. Bu soru Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı adayı olan Mehmet Büyükekşi'ye de soruldu. Mehmet Büyükekşi yaşadığı süreçle de ilgili bazı açıklamalar yaptı. Hep birlikte dinliyoruz. Ben de biliyorsunuz bir yıl önce bu masada bir kulüp başkanı olarak oturuyordum. Süper Lig kulüp başkanı olarak. Sorunları gayet iyi biliyorum. Çözümlerini de inşallah beraber hayata geçireceğiz. Ben şunu söylüyorum. Biz birlikte başaracağız. Birlikte başarmayı başaracağız. Ben hep şunu söylüyorum. Bir kuş tek kanatlı uçamaz. Kanadın bir tarafı federasyonsa bir tarafı da kulüplerimiz. O yüzden çift kanatlı olmamız gerekiyor. Sadece Süper Lig kulüpleri de değil. Çünkü amatörden başlayarak 3. lig, 2. lig, 1. lig ve Süper Lig kulüplerimiz son derece önemli. Hepsinin kendine has sorunları var. Hepsinin kendine has problemleri var. Çünkü ben şuna inanıyorum. Eğer aşağıdan beri doğru bir sistem getirebilirsek, şu anda problemlerin bir kısmı da özellikle ekonomik problemler var. Bu ekonomik problemler de biz yeteri kadar doğru bir sistem uygulamadığımız için aşağıdan yukarıya yeterli bazı kulüplerimiz oyuncu yetiştiremiyor. Bazıları bu konuda son derece başarılı. Bu konuda da adımlar atıp ve az önce başkanımın bahsettiği gibi başta özellikle yayın ihalesi, harcama limitleri ve yabancı kuralı konusunda da biz hiçbir zaman bir dayatma içerisinde olmayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Çünkü masanın karşı karşıya gelirsek masada o zaman yol alamayız. Yan yana olursak yol alırız. Biz yan yana olacağız. Şeffaf, adil, güvenilir bir inşallah yönetim göstereceğiz. Bunu da yol boyunca hep beraber biz de göreceğiz. Sizler de göreceksiniz. Başkanlarım da bana o konuda destek olacaklar. Ben şuna inanıyorum. Biz hiçbir şeyi ben tek başıma yapamam. Ben hayattaki en önemli felsefem biz olmak. Biz olursak eğer başaramayacağımız bir şey yok. Ben şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Niyetimiz halis. İyi işler yapmak istiyoruz. İyi işler yapmak için de içeride bütün kulüplerimiz bana destek olacaklarını söylediler. Öncelikle hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü ben bütün kulüplerimizin başkanı olacağım. Herhangi bir az önce imza sordunuz, o verdi mi bu verdi mi? Bunların hiçbir önemi yok. Bunlar artık bitti. Seçim bitince her şey biter zaten. Biz de inşallah yönetime geldiğimiz günden itibaren bu konuda duruşumuzu en güzel bir şekilde herkese göstereceğiz. Bizim en önemli destekçilerimiz kulüplerimiz olacak. Kulüplerle el ele vererek, kol kola girerek ne sorun varsa, bu sorunların bazısı federasyondan kaynaklanan sorunlar, bazısı kamudan kaynaklanan sorunlar. Kamudan kaynaklananları özellikle takip etmek için içeride bir takım görüşmeler yaptık. Yine federasyondan kaynaklanan sorunları da, onları da içeriye girdikten sonra, konuları gördükten sonra, ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Biz özellikle federasyonu iç ve dış denetime açmak istiyoruz. Ve şeffaflık getirmek istiyoruz. Bunun için bir parça zaman ihtiyacımız var. Bu zamanı geçirirsek inşallah güzel işlerin altına imza atacağız. Ayrıca bu konuda sizlerden de destek istiyorum, basın mensuplarından. Sizler de bize
destek verirseniz başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Konuda biliyorsunuz iki günden beri sosyal medyada bir takım yalan yanlış ifadeler yazılıyor. Yalan yanlış isimler var. Bunların hiçbirine lütfen itibar etmeyin. Ben sabah bir basın açıklaması yaptım bunların gerçek olmadığına dair. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Herhangi bir şekilde listemiz belli değil. Hatırlarsanız bazen işte Bakanlar Kurulu açıklanmazdan önce bir takım bakanların ismi açıklanıyor. İşte şu bakan olacak, bu bakan olacak gibi. Transfer dedikodusu gibi. Bunlar da aynı. Lütfen biraz sabır gösterelim. İnşallah çarşamba akşamı şeyimiz belli olur, listemiz belli olur. Güzel işler yapacak, güzel özellikleri olan arkadaşlarımızı aramıza katmak için çaba göstereceğiz. Bazı arkadaşlarımızı belki biz isteyeceğiz, onlar kabul etmeyecek. Sabah açıklamamda da söylemiştim, İzmir'de Mehmet Sefil Başkanıma görev teklif etmiştim. Ama o da biraz önce açıklama yapmış gördüm. İşte kulüpteki %30 ortaklığım devam ettiği için görevi kabul edemeyeceğim diye. Yani bazı arkadaşlara biz görev teklif edeceğiz, onlar kabul edemeyecek. Bazıları görev almak isteyeceğiz, belki biz onlarla çalışmak istemeyeceğiz. Onun için biraz zaman ihtiyacımız var ama en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. Mecburen olacak çünkü zaten bir gelinen bir nokta var. Biz nasıl bu gelinen noktayı daha yukarılara çıkarız diye çalışma yapacağız. Çünkü ben hep şunun altını çiziyorum. Az önce de bahsettim. Ben de bir kulüp başkanıydım. Bizim en büyük görevlerimizden bir tanesi kulüplerimizin mali olarak girdiği dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek. Onlara destek olabilmek, onların gelirlerini artırabilmek. Hele şu günlerde bu çok daha önem kazandı. Çünkü kurlarla ilgili bir takım gelişmeler olduğunda kulüplerin maliyeti ister istemez daha da artıyor. O yüzden ben de bir damdan düşen olarak bu konuyu hep işte önümüzdeki hafta diyelim ki maaş ödeyeceğiz, futbolcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz? Onun kaygısını çeken biri olarak bu konuyu ben de aynı şekilde hissediyorum. Başkanlarıma yardımcı olabilmek için, en güzelini yapmak için çaba göstereceğiz. Bilmiyorum, onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur. Bizim şu anda herhangi bir başkanla bu konuda bir şeyimiz yok, görüşmemiz yok. Ama prensip olarak baktığımızda biz şu anda çok büyük bir destekle inşallah divana imzalarımızı vereceğiz. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Kanadalı golcü Kyle Larin'le yeniden anlaşma sağlanacak mı? Sorulan soru bu ve Olympiakos'unda Yunanistan'dan ona talip olduğundan bahsediyor. Kyle Larin'le ilgili flash bir gelişme var. Oyuncu Instagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğraflarını kaldırdı. Larin bu hareketi sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlardan büyük tepki aldı. Oysa Beşiktaş Larin'in geçmişi bir başka takıma gidebilir. Olympiakos ya da bir başka takım fotoğrafları durur. Ne var bunda? Yani Beşiktaş'ta oynamadı mı? Ya da oynadığı gerçeğini mi değiştirecek? Geçmişi nasıl silebilir bilemiyorum ama böyle bir tercih yapmış. Kanadalı golcü bu sezon Beşiktaş formasıyla tam 37 maçta oynadı. 8 gol kaydetti. Tabii inişli çıkışlı performansı nedeniyle eleştiriye maruz kaldı. Adı Galatasaray, Başakşehir ve Yunan temsilcisi Olympiakos'ta anılıyor. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Sevgili Turgay Beşyıldız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sevgili Turgay Beşyıldız, hoş geldiniz. Alo. Hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk diyorum Özgür. İyi yayınlar diliyorum. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Abdullah Avcı'nın açıklaması var, Avrupa trenini kaçırdım diye. Ama bunu üzülerek söylemiyor galiba. Çünkü Trabzonspor'da aradığı ortamı buldu, şampiyonluğu kazandı. Yani Avrupa trenini kaçırdık demekle neyi kastetti onu anlayayım. Avrupa trenini kaçırdım demek de Avrupa'da teknik direktörlük yapma trenini kaçırdım diyor. Trabzonspor'u kastetmiyor. Evet. Çünkü şeyden olabilir. Trabzonspor şampiyon olduğu için zaten Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu yüzden de o anlamda söyledi sanıyorum. Yani, evet. Yani. Evet. Varsa sorunuz girebilirim. İsterseniz ben de devam edebilirim. Başkan Ahmet Ağoğlu diyor ki bununla ilgili yorumunuzu rica etmiştim. Yapmak ister misiniz yani? Abdullah Avcı niye kaçırsın ya? Bundan sonra da Avrupa'ya gidebilir. Trabzonspor'da misyonunu tamamladığını düşündüğü. Sanıyorum şu anlamda kullanmıştır onu. Yani zaten Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için
Yani Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım zaten Avrupa'da. O yüzden şu anda zaten Avrupa'da olduğum için Avrupa'yı kaçırdım demek, herhalde Trabzonspor'la sözleşmesi devam ediyor. Belki onunla alakalı söylemiş olabilir. Daha erken yaşlarda gidebilirim dedi galiba. Onu kastetti. Anlamadım ama. Yani ben değil, bana göre yaşı tam Avrupa'da teknik adamlık yapacak bir yaş. Öyle biraz mütevazı davranmış. Öyle tahmin ediyorum. Öyle düşünüyorum yani. Anladım. Evet. Başkan Ahmet Ağaoğlu diyor ki playoff'u geçip gruplara kalmak çok önemli. Eğer gruplara kalırsak maaş sorunu yaşamayacağız diyor. Bir sene. Ne diyorsunuz? Katılıyorum. Eğer Trabzonspor playoff turunu geçmesi halinde rakibi zaten belli olduktan sonra ona göre bakılacak. Playoff turunu geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne gidince zaten biliyorsunuz ayak bastı parası var. Galibiyetleri alınan ücretler var. Bu para zaten normalde Trabzonspor'un Türkiye liglerinde kazanacağı bir sezon boyunca kazanabileceği parayı sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılımla elde edecek. Bana göre büyük bir para. Fırsatı kaçmaması gereken bir para. Bu yüzden Trabzonspor için de bütçe açısından çok önemli bir mücadele taşıyor playoff karşılaşması. Bu ilk maçı geçirmesi halinde Şampiyonlar Ligi'ne kalınması demek. Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Türkiye Ligi'nde federasyonun galibiyeti ve beraberliği vereceği ücretin fazlası neredeyse. Yani bu yüzden Şampiyonlar Ligi çok önemli. Şu anda beklenen zaten rakip takımın kim olacağı. Zaten bir yandan da kamp için hazırlıkları da devam ediyor. Sorunuz yoksa ben kaldığım noktadan devam edebilirim. Buyurun. Özellikle Trabzon gündemini meşgul eden şu andaki konu Türkiye Futbol Federasyonu. Bu ayın içerisinde yapılacak olan Mehmet Büyükelçisi Başkanlığı'na kesin gözüyle bakılan Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Trabzonspor Kulübü tarafından Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine önerilen şu andaki mevcut yönetimde olan Mustafa Hacı Kerimoğlu'nu, Yılmaz Büyükaydın da var ama özellikle Mustafa Hacı Kerimoğlu'nu İstanbul kulüplerinin bazıları ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkan vekili Mehmet Baykan'ın istenmesi Trabzonspor'un kulağına geldi. Trabzonspor camiasının kulağına geldi. Haliyle bu Bordo Mavili camiada biraz tepkiyle karşılandı. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen başta olmak üzere Trabzonspor'un eski yöneticileri, eski başkan adayı başkanlarından bir grubu ve sivil toplum kuruluş temsilcileri Bordo Mavili taraftarlar Mustafa Hacı Kerimoğlu'na bu konuda sahip çıktılar ve sosyal medyadan, yerel medyadan, basından da desteklerini sürdürüyorlar. Türkiye liglerinin adaletli yürümesi için Mustafa Hacı Kerimoğlu TFF yönetim kurulunda görev alınmalıdır görüşü ortak bir ağızla seslendiriliyor Bordo Mavili camiada. Bu yüzden de buna önem veriyorlar ve kesinlikle özellikle Anadolu kulüplerinin birçoğunun sevdiği ve Anadolu kulüplerine her zaman eli üzerlerinde olan Mustafa Hacı Kerimoğlu aynı zamanda 3. lig, Bal Ligi, 2. lig, 1. lig takımlarından da yoğun bazılarından, çoğundan hatta destek alıyor. Bunu biliyoruz. Ben de görüyorum, duyuyorum, işitiyorum, yaşıyorum. Bu yüzden hem Anadolu'daki birçok kulüp hem de Trabzonspor kesinlikle Mustafa Hacı Kerimoğlu'nun her zaman hakkaniyetten yana olduğunu belirterek mevcut yönetimde yer alması için yine de baskılarını sürdüreceklerini ve görüşlerini sürdüreceklerini iletiyorlar. Diğer taraftan Trabzonspor kampı biliyorsunuz hemen hemen tam net bir kazanmasa da büyük bir ihtimalle Riva'da değil ama daha önce gidilen Slovenya'da büyük bir ihtimalle Granska Gora kasabasında aptalar eteklerinde gerçekleşme durumu var. İkinci etap kampı Avusturya'da olabilir, başka bir ülkede olabilir, henüz netleşmedi. Kuzey Makedonyalı oyuncu 30 yaşındaki Alioski gündemini kuruyor. Suudi Arabistan takımının El Ehli takımında oynayan oyuncu Solbek biliyorsunuz, Makedon oyuncu. Trabzonspor'un bu oyuncuyu olan takibi sürüyor çünkü Trabzonspor'un as başkanı Ertuğrul Doğan'ın sağ ve Solbek ve stoper yanı sıra merkez yani ön libero ve sol kanattaki oyuncu tercihlerini zaten dün açıklamıştı. Ben de bunu Twitter'daki hesabımdan zaten yazmıştım. 5 tane hedef oyuncu var. 5 tane hedef beki var. Özellikle sol kanatta neyin olacağı tartışmaları ve neyin olacağı görüşleri devam ederken Hull City takımına yani Acun Ilıcalı'nın takımına yakın görünen
Nijeryalı oyuncu Tony Wakayeme'nin görüşü biraz da Trabzonspor'un D planını devreye sokacak. Yani Wakayeme ilginç bir oyuncu. Ne konuşuyor, ne bir şey söylüyor, ne geliyorum diyor, ne gidiyorum diyor, ne gideceğim diyor, ne kalacağım diyor. Enteresan bir oyuncu. Pat diye geliyor, ne oldu diyor. Ben buradan diyor, bir yere gitmedim diyor. Yani kesin bir şey söylemediği için Trabzonspor şu anda Ahmet Ağol'un da deyimiyle kara yetkili rakamlar veyahut da net rakamlar kendisine verildi. Hatta en tavan reklam, tavan fiyat bana göre Wakayeme verilen ücret. Bu yüzden oyuncunun kararı bekleniyor ama bana göre sol kanatta Trabzonspor'un bir B planı olduğunu biliyorum. Ayrıca 32 yaşındaki Crystal Palace'ı OYT biliyorsunuz kulübüyle yeniden sözleşmesi için masaya oturmadı. Trabzonspor'un bu oyuncuyu araştırdığı, ilgilendiği, bu konuda menajerlerinden devrede olduğunu söyleyebilirim. Ama bana göre Trabzonspor'un en ciddi yakından takip ettiği ve Bordomağlı kulübe bana göre en yakın olan oyunculardan, yabancı olarak olan oyunculardan biri. İtalya'nın Serie A takımı Udinese'de ki 31 yaşındaki Danimarkalı Larsen. Scout ekibi bunu milli takımda da bizzat takip etti ve şu anda da yine bu akşamki karşılaşmada da yine takip edecek. Özellikle sağ bek oynuyor ama sol bek ve stoper oynama özelliği de var. Bunun içinde Trabzonspor'un yine Danimarkalı oyuncusu milli takımdan takım arkadaşı Cornelius'un da devrede olduğunu söyleyebilirim Özgür Sancar. Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için Turgay abi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Özellikle yapımda ve yayında emeği geçen arkadaşlara da dinleyicilerinize de iyi akşamlar temenni ediyorum. Bir kez daha teşekkür ederim, size kolaylıklar dilerim. Değerli İncer, Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe sezon çalışmalarına başladı. Lincoln Enrique ile anlaştı ve dün akşam futbolcu İstanbul'a geldi. Şimdi Sarı Lacivert'te takımın gündemi başka transfer söz konusu. Real Betis'te forma giyen Carvalho transfer edilecek mi? Marcelo'ya dün veda için düzenlediği basın toplantısında Türkiye'den teklif aldın mı diye sordular. Teklif alırsam, gelirse size bunu söylerim, bilgilendiririm dedi. Gülerek söyledi bunu. Türkiye seçeneği açık. Dün Marco Kırdemir'le de konuştuk. Net bir biçimde dedi ki Roberto Carlos'la görüştüler. Bu görüşmede ben de vardım. Roberto Carlos eğer teklif alırsan düşünmeden Türkiye'ye git dedi Marcelo'ya. Marcelo teklife açık ama Marcelo'nun aldığı ücret 6 milyon euroyu buluyor net. Bunu ödeyebilecek bir kulüp var mı Türkiye'de? Ya da işte ödenebilir nitelikte bir ücret baremi olarak gözüküyor mu Türk futbol açısından dedi. Haklı bir soru bence. Şimdi tabii Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğuna dair bazı iddialar var. Fenerbahçe'den gitmiş resmi bir teklif yok, bunu biliyorum. Ama şartlar olgunlaşırsa Fenerbahçe bu transferi düşünebilir. Fakat oyuncu Fransa'dan ve Avrupa'nın değişik liglerinden de teklifler alıyor. Kariyerini Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda sürdürmek istiyor. Ligi ikinci tamamlayan ve Devler Ligi için ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'nin bu isteğini gerçekleştirebileceğine inanıyor. Lig 1'de sezonu Paris Saint-Germain'in ardından ikinci sırada tamamlayan Marsilya'da da teknik direktör Jorge Sampaoli onun transferine talip. Marcelo'nun Katar'dan çok sayıda teklif aldığı, Arap Emirliği'nden, Suudi Arabistan'dan düzelterek söylüyorum, yine teklifler geldiğini söylediği biliniyor yakın çevresine. Ama o Avrupa'da devam etmek istiyor. Yani yarışmacı kalmak istiyor. Real Madrid'in kendisi için düzenlediği veda töreninde geleceğiyle ilgili Türkiye'de oynayacak mısın şeklindeki soruya bilmiyorum. Geleceğimle ilgili karar verdiğimde belki Instagram'dan açıklarım ve bunu size muhakkak söylerim dedi. İspanyol basını ise Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif aldığını yazdı. Marcelo'nun 34 yaşında biliyorsunuz oyuncu ve Türkiye seçeneği onun için bence güncel. Telefon attığımızda Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Sayın Rahmi Eyüpoğlu var. Basketboldaki şampiyonluğu konuşarak başlayacağız söyleşimize. Rahmi abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. İyi günler bu güzel günde tüm dinleyenlere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Tebrik ederim. Fenerbahçe şampiyon oldu Basketbol Süper Ligi'nde. Dün Efes'i bir kez daha mağlup ederek 3-1'lik seriyle. Ne diyorsunuz? Valla açıkçası taraftarımız ve bizler takımımıza güveniyorduk, inanıyorduk. Hoş, ben basket maçlarında birazcık korkarak seyrediyorum. Belki bu son rahatsızlıktan dolayı doktorlar bile seyretmeyin lütfen diyordu. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımla maç günü yaptığımız sohbette hiç merak etme Ramiciğim, kupa bizim dedi. Böyle içime birazcık su serpildi ama
hani bazı arkadaşlarınızın bu kadar emin olmasından, sizin hala içinizde bir korku olmasından kendime kızmıştım o gün. Akşam maçı seyretmedim tabii doğal olarak halimden dolayı, ama yazıştığımız, konuştuğumuz arkadaş grubunda takip ediyordum. Bir ara iş tatsızlaşır gibi oldu ama sonra güzel söylemler gelince keyiflendik. Sezonu kupayla kapamak, belki bir final kupası almak, biliyorsun Fenerbahçe'nin adı çıkmıştır finallerde hep kaybeder, kupayı alamaz diye. Şeytanın bacağını kırıp 100. yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılında istenen kupalara bir başlangıç yaptık diyelim. İnşallah böyle de devam eder tüm branşlarda. Peki. Fenerbahçe Jorge Jesus'ta çalışmalara başladı. İlk transferde geldi Luis Enrique. Tabii devamı da gelecek galiba. Çünkü en az 4 transferden bahsetmişti. Ne diyorsunuz yapılan transferle ilgili olarak? En az 5 transfer diye biliyorum. Bir tanesi geldi, kaldı geriye 4. Tabii, onların arasında Marcelo var mı? Bence yok. Sebep? Çünkü basın toplantısında, yani imza attığı günkü basın toplantısında, kulübümü, durumunu biliyorum, bütçesini biliyorum, o ayarda transferler yapacağız demişti. Marcelo o ayarlarda birisi değil. Basketbol şubesi 34 yaşındaki oyuncusuyla ilişkisini kesiyorsa, futbol şubesinin 34 yaşında bir oyuncu transfer edeceğini düşünmüyorum. Anladım, peki. Bir de tabii 6 milyon euro alıyorsa, değil mi? Şimdi bazı oyuncular adıyla böyle paraları alıyorlar. Katkısına gelince bazen de veriyorlar ama 34 yaş, hele hele Türkiye Ligi için, Türkiye'de bakmayın ters bir lig Türkiye Ligi, tecrübesiyle bazı oyuncular bu işi kaldırabiliyor ama defanstaki oyuncular zorlanabilir. Ondan dolayı evet, ismi büyük, takımın oturmasında, yerleşmesinde çok faydası olabilir. Ama kulübün şu an o faydayı sağlamak için harcayacağı bu kadar bütçe olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz ben. Peki. Kulağınıza gelen bir şey var mı? Fenerbahçe'nin temel transfer mevkileri için yapabileceği transferler ve somut isimler konusunda. Ya Özgürcüğüm, ben iki haftadır kendi ailemin içindeki heyecanla uğraşıyoruz. O yüzden kulüple fazla ilgilenmek fırsatım olmadı. Cuma günü kızımı evlendiriyorum. Öyle mi? Ben de evet. Kötü bir şey oldu diye soramıyorum. Yok, iyi bir şeye vesileymiş demek ki bu uğraş. Peki. İşte düğünün koşuşturmalar, hazırlıklar, ziyaretler, davetler derken tabii kulüp içerisinde fazla sohbetler, gidip gelmeler yapamadım. Olaya fazla hakim değilim. Sizler için ihtiyaç olan güzel haberleri yakalayamadım ve öğrenemedim diyelim. Bu haftalık beni o yüzden affedin. O zaman ben daha sonra son bir soruyla kapatalım bu söyleşi. Daha sonra zaten bize her zaman cömertsiniz. Bütün yayınlarımıza katılıyorsunuz. Bilginizi esirgemiyorsunuz. Eksik olmayın abi, bunu biliyorum. Evet. Son sorum şu. Dün Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç erken çıktı toplantıdan ve sinirli gözüküyordu. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi konusunda diğer kulüplerle uzlaşamıyor bence. Ne diyorsunuz bu konuya? Bu konuyla ilgili Sayın Başkan bir çıkış yaptı. Şimdi eskiden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı böyle bir söylem yaptığı zaman o kişinin aday olabilmesi, adaylığını devam ettirebilmesi zor olurdu. Şimdi pek öyle gözükmüyor. Aksine Ali Koç Başkan'ın istemediği veya seçilmesi halinde Türk futboluna faydalı olmayacak dediği kişiyle ilgili kulüplerle de anlaşamaması ne demek? Adaylığını açıklanacak ve destek alacak demek. Tabii güzel bir durum değil kendisi için. Çünkü
tanıdığını, ailesiyle ilgili detaylar olduğunu paylaştı. Buna rağmen kendisinin aday olacağı ve belli ki destek alacağı gözüküyor. O zaman bu başkan için iyi bir durum değil. İster istemez futbol camiası bu tavrıyla başkanın söylemlerini ciddiye almadığını veyahut da desteklemediğinin göstergesi ki bu onun adına hoş bir durum değil. Peki. Çok teşekkür ederim size. Bir kez daha tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben de dinleyenler içerisinde evliliğe hazırlanan veya yakın bir zamanda evlenecek olan dinleyiciler varsa hepsine mutluluklar ve başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuz Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi Rahmi Eyüpoğlu'ydu. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Sevgili Arda Erol bizimle birlikte Fenerbahçe bölümümüze devam ediyoruz programımıza. Arda hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim Arda. İlk izlenimin nedir? Dün akşam antrenmana çıktı, ilk antrenmanına çıktı Jorge Jesus. Yeni transfer geldi. Ne diyorsun? Yani Jorge Jesus'un zaten en büyük taleplerinden birisi transferin en büyük bölümünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ilk maça kadar yetiştirilmesiydi. İlk maç 19-20 Temmuz tarihlerinde oynayacak. Rakipte yarınki kura çekiminde belli olacak. Ya Mick Ceylant ya da Dinamo Kiev olacak. Baştan baktığımızda Lincoln'e ilk transfer gerçekleşmiş oldu. Kısa sürede yani bir 10-15 günlük süreçte ben en az 2 transfer daha bekliyorum Fenerbahçe'den. Lincoln tabi o bölgede baktığımızda Fenerbahçe'nin elinde birçok oyuncu var. Ama Jorge Jesus'un oraya bir transfer yaptırması muhtemelen 4-1-3-2 taktiğini kullanacağının bir işareti diyebiliriz. Orada çünkü zaten İrfan Can vardı. Onun soluna Lincoln geldi. Sağ tarafa da muhtemelen Bruno Henrique'yi transfer etmek istiyor. Jorge Jesus. Gerçi Bruno Henrique'yi forvette de kullanabilir duruma göre ama muhtemelen 4-3-2 tarzında bir dizilişle sağda göreceğiz Fenerbahçe'yi. Bu taktik için önemli oyunculardan birisi de o savunmanın önünde oynayacak takımın merkezindeki isim. Onun için de biliyorsun Real Betis'te William Carvalho'yu çok istiyor. Sportif'ten eski öğrencisi. Şu anda Crespo bölgede oynasa da Luis Gustavo alternatif olarak gözüküyor ki Gustavo'nun da bu sezon kalmasını beklemiyorum. Crespo ile rekabete girecek bir isim oraya da istiyor Jorge Jesus. Şu anda hani ilk etapta baktığımızda ön libero zaten Lincoln geldi. Bruno Henrique bir de forvet transferi öncelikle görünüyor Fenerbahçe için. Anladım. Nedir Carvalho transferinde son durum sence Fenerbahçe'nin geldiği aşama? Real Betis oyuncu göndermeye sıcak bakıyor. Onlar çünkü eski oyuncuları Real Madrid'den Sebaysu geri getirmek istiyorlar ki bu yönde açıklamalar da olmuştu. Onu getirmek için hani gerekliliğindeki oyunculardan bazılarını göndereceğiz demişlerdi. William Carvalho için 8 milyon euro talep ediyordu Real Betis. Pazarlıklarda ilk etapta bu rakamı aşağı çekmediler. Fenerbahçe 5-6 milyon euro civarında bu transferi bitirmek istiyor. İki tarafta şu anda biraz beklemede diyebiliriz. Tabii Real Betis açısından tehlike Dani Ceballos'un birçok talibi var. Yani biraz geçmeleri halinde oyuncuyu başlıkta da kaptırabilirler. Nedenle görüşme ilerledikçe Real Betis'in biraz daha rakımı aşağı çekmesi muhtemel. Carvalho Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor zaten. Hem Şampiyonlar Ligi olması hem Jorge Jesus olması Carvalho için önemli etkenler. Real Betis'te eline geçen yıllık net kazancı 1.6-1.7 milyon euro civarıydı. Fenerbahçe yaklaşık bonuslarla 2.5 milyon euro bir para ödeyerek Carvalho ile zaten büyük ölçüde anlaşma sağlamış durumda. Dediğim gibi orada artık Real Betis'in 8 milyon euroluk rakamı biraz daha aşağı çekmesi bekleniyor. Peki. Sevgili Arda, senden ve dinleyicilerimizden izin istiyorum at yarışı için. At yarışını dinledikten sonra sormak istediğim başka bazı sorular var. Olur mu? Tekrar bağlantı kuralım. Tamamdır. Az sonra birlikteyiz Arda Eroğlu.
Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Sevgili Arda Erol, Fenerbahçe bölümümüzde bir kez daha bizimle birlikte. Arda, tekrar hoş geldin, merhaba. Bulduk. Marcelo konusunda ne diyorsun? Marcelo'ya dün basın toplantısında da sordular. Türkiye'yi. Marcelo'ya, evet, Marcelo'ya en yüksek teklif beklendiği gibi Katar'dan geldi. Yaklaşık 10 milyon euro kazanabileceği bir teklifti ama bunu geri çevirdi. Ülkesinden de bazı teklifler vardı ama Marcelo kariyerini Avrupa'da devam etmek istiyor en az 2 sezon daha. Bu nedenle ülkesinden ve Katar'dan gelen teklifleri geri çevirdi. Şu anda ön plana çıkan Fransa'dan Lyon, Marsilya ve Fenerbahçe var. Lyon'un teklifi Fenerbahçe ve Marcelo'nun altında, onu söyleyebiliriz. Marsilya ile Fenerbahçe'nin önerdiği rakam birbirine yakın. Bu iki takımdan birisini tercih etmesi muhtemelen. Tabii sonradan başka ihtimaller devreye girmezse, ben şu anki durumdan bahsediyorum. Fenerbahçe açısından avantaj, Roberto Carlos, Alex de Souza gibi eski oyuncularının Marsilya'ya Fenerbahçe'yi tavsiye etmesi, ki biliyorsun Roberto Carlos Fenerbahçe'ye geldikten sonra Marsilya'ya Real Madrid'e transfer olmuştu ve 2007'den beri o form giymişti. Şimdi benim idolüm dedi, Roberto Carlos'un izinden devam edip yeniden Fenerbahçe'ye gelme olasılığı fazlasıyla var. Ama dediğim gibi, yani daha büyük kulüpler devreye girmezse, Avrupa'nın 5 büyüklüğünden daha iyi teklifler gelmezse, Fenerbahçe ve Marcelo buluşması hayal değil aslında. Bunu söyleyebilirim. Olabilir değil mi? Peki kazandığı ücret konusunda nasıl bir düzenleme yapabilir Fenerbahçe? 6 milyon euro kazanıyor biliyorsun. Yani Real Madrid'den o kadar kazanıyordu ama tabii ki artık 33 yaşına geldi. O kadar yüksek parayı şu anda bir tek Premier Lig takımları verir. Oradan da bildiğim kadarıyla bir teklif yok. Marsilya ve Fenerbahçe'nin teklifinin bonuslarla beraber, bonuslarla imza parasıyla beraber senelik 4 milyon euro civarı olduğu, evet, konuşuluyordu. Real Madrid'de altı kazanırken 33 yaşına gelmiş bir oyuncunun başka bir takıma aynı parayı talep ederek gitmesi zaten çok olası görünmüyor. Dediğim piyasası gibi düşüyor, yani doğal olarak. Tutuyorum. Evet. Doğal olarak düşüyor. Zaten önceden bir para olsaydı Katar'dan, dediğim gibi 10 milyon euro yıllık kazanç sağlayabileceği bir teklif gelmişti. Onu fazla düşünmeden geri çevirdi. Tek tehlike işte burada Premier Lig'den bir takımın devreye girmesi. Onlar biliyorsun, onlar için maaş skalası senelik zaten 5-6 milyon euro'dan başlıyor. Oradan bir takım devreye giderse tabii işler değişebilir ama şu an için Marsilya ve Fenerbahçe avantajlı gözüküyor bu transferde. Peki. Yedek kaleci konusunda ne diyorsun? Yedek kaleci konusunda Sinan Bulat'ı istemişlerdi ama Sinan Bulat uzun süreli sözleşme talep etti. Onun da yaşı yanlış hatırlamıyorsam 33-34 civarında. Kabul etmedi Fenerbahçe'de. O da Vestalo ile anlaştı 4 seneliğine. Ertuğrul Taşkıran şu anda favori konumda. Ertuğrul konusunda girişimler var. Yine Rize Spor'dan Tarık daylardan birisi. Ama şu anda hani yedek kaleci transferi öncelikli olarak gözükmüyor Fenerbahçe'de. Diğer bölgelere daha fazla önem verilmiş durumda. Sonuçta 6 ay var. Yine Ertuğrul geçen sene 3. kaleciydi. Onunla da uzun süre sözleşme yapılmıştı. O da performansıyla güven vermişti. Mutlaka bir ikinci kaleci atacak ama öncelik olarak görülmüyor. Şu anda tamamen özellikle Bruno Henrique, William Carvalho transferine yoğunlaşılmış durumda. Tabii bir yandan da forvet için girişimler devam ediyor. Dediğim gibi belki Jorge Jesus Bruno Henrique'yi forvette de tercih edebilir. Ki muhtemelen çift santraforla oynayacak bu sezonda. Benim söylediğim gibi. Şu anda ön plandaki isimler bunlar transfer çalışmalarında. Bu arada Karagümrük'te yeni teknik direktör Andrea Pirlo, Fenerbahçe'den Jose Sosa'nın transferini talep etmiş. Ne diyorsun? Olabilir mi? Bir şekilde anlaşabilir mi Fenerbahçe'de? Jose Sosa'yı ikna edebilirler mi? Olma ihtimali yüksek çünkü Sosa İstanbul'da eğer kalırsa Türkiye'de kalmak istiyor. Yani İstanbul takımlarından teklif ediyordu. Hatta böyle de adlandırılmıştı. Tabii ekonomik talepleri de burada önemli ama ben Karagümrük'e gidebileceğini düşünüyorum Sosa'nın. Dediğim gibi İstanbul'da kalmak istiyor. Eğer İstanbul olmasa zaten ülkesi Arjantin'e dönecek. Muhtemelen iki takımı Estudiantes'te anlaşacak. Arda Erol bu bilgileri aktardı. Fanatik'te yazıyor. Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuzdu. Arda, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.
Radyo Spor, sporun tek adresi. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Laf lafı açıyor. Sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Hep bu bölümümüzün konuğu oldu. Hep de olmaya devam edecek. Mithat abi hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, günaydın Özgür. İyi yayınlar. Şükür iyiyiz. Nefes alıp verdiğimize göre radyoya da bağlanabildik. İyiyiz o zaman. Allah iyilik versin. Daha insan ne ister değil mi? Radyoya bağlanıp tabii, nefes alıp vermekten başka. Başka aynen öyle. Nefes alıp veriyoruz. Hayat devam ediyor. Doğru. Güzel. Mithat abi, Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'tan transfer oldu Eintracht Frankfurt'a. Nasıl gördünüz, nasıl yorumladınız bu transferi? Maddi tarafıyla da yorumlamanızı rica edeceğim. Vallahi ben iyi gördüm. Gitmesinde fayda var. Evet. Gelişmesi açısından da oyuncunun. Zaten o pozisyonda böyle sol tarafı da tamamen kullanabilecek bir oyuncuya da ihtiyaçları da vardı. Hocaları zaten bizim LASK'ın eski hocası Oliver Glasner. O şeyde üçlü oynatıp kenarlarda da hücuma dönük oyuncuları daha çok seviyordu. Banko oynar mı sizce? Zor. Sebep? Önündeki oyunculardan dolayı mı? Hayır. İlk altayı zaten gidecek. İsmini alışacak. Öyle kolay değil öyle. Bundesliga çok farklı bir yer. Böyle Türkiye Ligi'ne falan filan benzemez. Oradaki onlar da zaten iyi bir takıma gidiyor. Son Avrupa Ligi şampiyonu olan bir takıma gidiyor. Bir de antrenörü de çok iyi. Ne istediğini bilen bir antrenör. Onun için o da çok önemli. Glasner. Glasner. LASK'la 4 sene bizimle birlikte çalıştı. Tabii biz 3. ligden ta 2. ligler, oradan da 1. lige çıkarıp Avrupa kupalarına kadar taşıyan hoca. Hı hı. Valerian İsmail'e de çok büyük bir, çok iyi bir takım bırakıp gitti. Hmm, anladım. Yani onun arkasından da LASK ise Valerian İsmail geldi. Anladım. Valerian İsmail birkaç maç. Benzer özellikle teknik direktörler mi? Valerian İsmail'e hiç alakaları yok. Glasner. Ya hiçbir birilerinin alakaları yok. Çünkü Oliver Glasner üçlü oynuyordu. Valerian İsmail ilk geldiğinde dörtlü oynamaya çalıştı. Ama takım dörtlüye çok, üçlüye çok iyi alıştığı için LASK takımı futbolcular biraz dörtlüde zorluk çektikleri zaman hocaya söylediler. Hoca da bunu çok medeni bir şekilde kabul etti. Üçlüye döndü tekrar Özgür. Onun için Valerian İsmail'in o konulardaki şeyi yok. Yani böyle inatçılığı yok diyelim. Sistemsel açıdan inatçılığı yok. Ha, anladım. Yani duruma göre revize edebilir sistemi. Aynen öyle. Oyun tercihini, dizilişini tabii, vesaire. Tabii. Onun için yani böyle tabii Oliver Glasner'in de oynattığı futbol yani kendisi Salzburg'dan yetişmiş olduğu için, Salzburg kökenli olduğu için Oliver Glasner orada da bir zamanlar yardımcı antrenörlük yaptı. Topun olduğu bölgeye iyi pres yapan takımlar her zaman için prese dayalı, topun olduğu bölgeye pres yaptırır. Yani biraz Klopp gibi oynatır, biraz Tuchel gibi oynatır. Yani o konuda Avusturyalılar da epey usta. Sebebi de Leipzig takımı biliyorsunuz. Kökü aslında Salzburg ya. Bugünkü Leipzig'in kökü. Yani Red Bull'lar. Red Bull'un sahipleri oldukları için yani bu modern futbolu en iyi uygulayan takımlardan bir tanesi de yani Klopp'lu, Tuchel'li Dortmund, eski Pilsen'li Vrba, bir de Salzburg dönemindeki yani Salzburg'un şu dönemde Red Bull zamanı gelen bütün hocalar prese dayalı oynarlar. Ragnik de o şekilde oyuncuları alır. Yani bu arada temellerinde Ragnik'in şeyi de var. Yani. Anladım, felsefesi var. Bu arada Torino'da talip olmuştu Rıdvan Yılmaz'a. Torino'ya gitmesi mi daha iyi olurdu? Frankfurt mu? Onun kariyeri açısından. Kesinlikle Frankfurt'a gitmesi çok daha hayır. Almanların bu konudaki şeyi çok önemlidir. Rıdvan'ı atıyorum. Biz ya buna 6 milyon verdik, 7 milyon verdik.
bu gelsin oynasın diye beklemezler. Onu bir sene alışsın, bir ikinci takıma gitsin, bir orada yavaş yavaş takıma girmeye çalışsın, taktiksel olarak gelişsin, fiziksel olarak gelişsin diye sabırlı bir şekilde çare oluşurlar Almanlar. İtalyanlar öyle bize benzerler. Onları Akdeniz'de tezcan. Hemen isterler değil mi oynamasını? Tabii. Bu arada son dakika bilgisi, Roma takımı AS Roma Nemanja Matić'i kadrosuna kattı, açıkladı, resmileşti bu transfer. Eski yavrusuna kavuştu. Öyle mi? Mourinho. Jose. Ne? Anladım. Jose Mourinho ile biliyorsun, bir fotoğrafımız var Rıza Hocam. Ben biliyorum. O kadar çalıştırırken değil mi? Rıza Hoca Denizli Spor çalışıyordu, Avrupa Ligi maçı. Onun için rahatlıkla Jose diyebilirim ona. Hatta bana bir tane Denizli Spor, yani Rıza Hoca'ya bir tane kaset getirecektim. Seyrettim maçın kasetini. Evet. Bana dolusunu vermedi, boşunu verdi o zaman. O zamanlar kasetler geçerdi Özgür. Hı hı. Maçları seyrederdik. Biliyorum. Rakip takımın hocalarına kaset verirdik. 2001-2002'li yıllar bunlar. Onun için bana boş kaset vermişti. Ama Allah'tan ben Mourinho'ya güvenmediğim için gidip kendim televizyoncudan 600 mark verip almıştım. Ne güzel. Demek Mourinho sizi kandırmaya çalıştı. He, Mithat? Ya Mourinho çok tatlı. Ama siz yemediniz numarayı. Ya tabii. Boş ya kaset verdi size. Boş kaset geldik bu ülkeye. Kaset. Yani Mourinho Denizli Spor'dan çekindi. Takımın izlemesini istemedi. Denizli tabii Spor. O zaman Lerya'dan Porto'ya yeni gelmiş. Kimse Adam. Tanımıyor ki Mourinho'yu o zaman. Hmm. Öyle şey yok yani. Denizli Spor'u da çok korkuyordu. Sebebi şu, yani ya ben Lyon'u taklit ediyorum oyun olarak, sistem olarak. Bunlar Lyon'u elediler dedi. Nasıl ediyorlar dedi. Geldi 3 sefer 4 sefer maç seyretti burada. Çünkü o zaman biz Lyon'la Denizli Spor Kasım ayının sonunda maç yapmışlardı. Aralığın başında. 2 ay 3 ay bekleyip Avrupa kupalarında oynayacaktı. Kura'da da Porto çıktı. Yani 2-3 ay zamanı vardı onların seyretmeye. Yani tabii 2-3 sefer geldi yani. Ya ben de diyorum ya, ayıp ya dedim. 3 sefer seyredilir mi Denizli Spor falan filan. Ben diyor çok korkuyorum bu takımdan diyordu. Haklı da çıktı. Çünkü ilk yarısı 0-0 bitti. Serdal diye bir oyuncumuz vardı. O Deco'yu tutuyordu. Serdal sakatlanınca gitti Deco Serdal'ı öpüyor yani. Markacından kurtuldum diye. Enteresan. Ya abi, çok şeyler var böyle mi yani? Az önce Alman teknik direktörlerden bahsettiniz. Boşta olan bir teknik direktör var. Marco Ros. O Marco Ros o da Avusturyalı. Ne diyorsunuz? Marco Ros nasıl bir teknik direktör? Türkiye'de Galatasaray'ın onunla ilgilendiğinden bahsediliyor. Demin o antrenörlerden bahsettiğim tipinden, yani bu aynen Salzburg bu da Salzburg yetiştirmesi Özgür. yani Ragnik'in talebeleri bunlar. Amerikalı o Marco Rose de, o da çok iyi antrenör. Mönchengladbach'dan Mönchengladbach'da daha iyiydi. Dortmund'da bir, yani Dortmund'un problemi başka bir problemi var yani. Dortmund çok, yani 75-80 milyon euroya oyuncular sattığı için yerine koyduğu oyuncular şeyi dolduramadılar. Yani Haaland yani hem sakatlandı hem gitmeyi düşünüyordu. Bellingham o şekilde oynuyor. Zaten şeyi sattılar, çok hızlı bir oyuncuları vardı biliyorsun. İngiliz oyuncuyu. Neydi onun ismi? Ben isimlerini hatırlamıyorum. 80-90 milyonluk oyuncunun bile ismini unutuyoruz. Zaten İngiltere'den gelmişti. Sonra bakarsan aklına gelir. O oyuncu da onu da satmışlardı. Marco Rose yani sonuçta benden iyi antrenör, eğer Galatasaray'ın gündemindeyse doğru iş yapanlar diye de düşünüyorum yani. Hani o şey açısından. Galatasaray'a gelip kısa vadede başarı getirebilir mi? Kimse kısa vadede başarı beklemez. Anlıyorum. Yani kısa vadede başarı bekleyenler hüsrana uğrar. Yani onu sana söyleyeyim. Ya, zaten Doğan'ın şeyine aykırı o. Bak demin Almanlar sabırlı, Rıdvan için daha iyi oldu dememizin sebebi de, bakın 6-7 milyon verseler bile
çocuğa yatırım gözüyle bakıyorlar. Anladım. İlk sene onu bunaltmayacaklar yani. Ha, oynamak zorunda şudur budur falan. En baş scoutları var arkadaşımız Jean-Philippe Durand eski onların Fransa'daki scoutu. Çok iyi oyuncular aldırıyor Jean-Philippe Durand da. Marsilya'nın eski Şampiyonlar Ligi kazanan futbolcusu. O da şu anda Eintracht Frankfurt'un scout olarak çalışıyor, süper akımlar olarak. Tabii. Bir de zenci bir arkadaşımız var orada, Beni diye. O da 2-3 sefer Türkiye'de geldi zaten. Hem U19'ları da seyretti. Adamlar seyrediyorlar ve yatırım yapıyorlar yani bu paraya yani. Hı-hı. Yani bu paraya verdikleri oyuncuları da düşünerek daha büyük paraları satmayı düşünüyorlar. Aynı Çağlar Söyüncü'de olduğu gibi yani. Çağlar Söyüncü bu sene nereye gider bu yaz döneminde? Leicester'den ayrılacak benim gördüğüm kadarıyla. Evet, tam olarak bilmiyorum yani çok daha şey olarak yani Pervez biliyorsun en çok onu beğenirim bizim stoperlerin içerisinde. Evet. Sonra da Ozan Kabak'ı beğenirim yani. Hı-hı. Sıralamada benim bir numara Çağlar Söyüncü. Alman teknik direktörlerden bahsetmişken Borussia Dortmund'dan yetişen Nuri Şahin de Alman ekolünden geliyor. 1,5 milyon euro verirse Antalyaspor'a herhangi bir kulüp Nuri Şahin boşa çıkıyor. Çünkü Nuri Şahin'in Antalyaspor'la olan sözleşmesi teknik direktörlük sözleşmesi değil. Yani bir teknik direktör vasfıyla sözleşme imzalamış. Hala futbolcu vasfıyla statüsündeki sözleşmesi geçerli. O yüzden bir serbest kalma bedeli var. Bunu veren Antalyaspor'la ilişiğini kesmiş oluyor otomatik olarak. Ama tabii Nuri Şahin'de iradesi önemli. O parayı verdi diye veren kulübe gitmek zorunda değil. İstemiyorsa gitmeyebilir. Nuri Şahin bugün işte Galatasaray'ın teknik direktör adayları arasında gösteriliyor. Ne dersiniz Mithat abi? Erken mi yoksa zamanı mı? Yani Nuri Hoca açısından söylüyorum. Gelmez. Galatasaray'a gelmez. Erken görür. Kendisini erken görür. Ha, erken görüyor. Yani görür diye düşünüyorum. Yani bu işlerin sağ solu belli olmaz. O paranın ödendiği için Nuri Hoca'nın iradesi açısından da şu anda Antalyaspor'u bırakacağını düşünmüyorum yani. Bu arada Galatasaray'ın efsane oyuncularından George Hagi teknik direktör olmak istiyorum. Galatasaray'ın başına geçmek istiyorum diye bir açıklama yapmış. Hagi de diğer teknik direktörler kadar oraya aday. Costanza'da ben yetiştim diyor, orada da bir sürü oyuncu yetiştirdim diyor, ben de hak ediyorum diyorsa o da hak ediyordur yani. Yani Hagi bir de insan olarak da futbolcu olarak da biliyorsun çok sevdiğimiz bir isim. O anlamda da Galatasaray'da ona yakışır yani. Yani Galatasaray'da başarılı olamadım Mithat abi. Yani hani sevilmesi şu bu falan ayrı mesele. Sevmek sevmek mesele kişiden kişiye değişir de ayrı mesele teknik direktörlük. Profesyonel dünya, profesyonel birliktelik ayrı mesele. Var mı başarısı teknik direktör olarak? Vallahi, Atlanta takımı zaten kendi mülkiyetinde olan bir takım. Ayrı mesele. Bunun dışında Bursa Spor'la başlayan teknik direktörlük macerasında var mı kayda değer bir başarısı? Vallahi zaten sahanın içerisinde teknik direktör gibi olan futbolcular dışarıda çok iyi antrenör olamıyorlar genel olarak. Cruyff hariç. Yani tarihte bu böyle. Yani Beckenbauer da mesela onların içerisinde öyleydi. Yani yani yanında Holger Osiek gibi çok iyi bir yardımcıyla işi götürüyordu ondan sonra. Tabi Alman'a hemen kendi imparatorları oldukları için onun yanına çok iyi yardımcılar koyarak aradaki mesafeyi kapatıyorlardı yani. Hı-hı. Ama Marsilya'ya gitti, başarısız olduydu Beckenbauer. O anlamda en sonunda antrenörlük lisansı da yapmadığı için Team Chef diye bir şey uydurdular. Alman milli takımı Dördüncü Dünya Kupası'nı aldı yani 90 yılında. Zaten milli takıma bazen senin antrenör, çok iyi antrenör olmanı gerektirmiyor. Teknik direktörlük yeterli. O anlamda Hagi de mesela o konunun en önemli bir tanesi Ünal Karaman'dır mesela. Ünal Karaman da belki çok iyi antrenör olarak anılmayabilir ama çok iyi de teknik direktör olabilir. Yani yardımcılarını iyi seçer nasıl şeyde çok başarılıydı Trabzonspor'da. Çünkü Karabük'lü Spor'dan Trabzonspor'a gitmişti çok yani. Çok iyi futbolcuydu. Çok da iyi teknik direktör oldu dediğiniz isim kim? Avrupa ölçeğinde soruyorum. Bak ne dedim istisna olarak bir tek ben Johan Cruyff'u gördüm yani. Bir tek Johan Cruyff'u gördünüz. Onun dışında? Yani yok. Çok zor. Rijkaard geldi. Ben Rijkaard geldiği zaman
Haldun üstüne de yani şey dedim, Haldun abi hata yapıyorsunuz. Mithat abi ben size sayayım mı, sevgili Mehmet de söyledi. Bir kere bence hem futbolculuğu harika olan hem de teknik direktörlüğü harika olan isim Diego Pablo Simeone. Atletico'da. Şimdi Atletico'da da harika bir teknik direktör. İşte Zidane iyi teknik direktör, iyi futbolcuydu diyebilir miyiz? Zinedine Zidane. Son işareti 3 tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Soru işareti ama. Tabii. Bak soru işareti. 3 tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Hem de arka arkaya kazandı Real Madrid'de. Ama soru işareti. Ya. Paris Saint Germain'in başına mı geçiyor Zidane? Ya bak şimdi Laurent Blanc mesela. O da yani çok soru işareti taşıyan bir teknik direktör oldu. Değil mi yani öyle çok adam ben. Evet. Yani ben Rijkaard, Bakker olmak istedi, biraz denedi, yapmadı bir daha. Baktı yani Portekiz'e, Polonya'ya geldi. Bir iki takım çalıştırdı. Baktı olmadı Bakero. Kendi başka bir şeyler yapıyor. Beggar Stein benden teknik direktör olmaz dedi. Gitti ama müthiş sportif direktörlük yapıyor. Mehmet dedi ki, birlikte yapıyoruz programı. Mehmet dedi ki Mancini, Roberto Mancini. İyi futbolcu, iyi teknik direktör. Olabilir mi? Mancini çok büyük futbolcuydu. Sampdoria'da oynardı yalnız. Değil mi Sampdoria'nın oynadı? Evet. Değil miydi o? Viali ile bir ara oynadılar. Teknik direktörü de iyi mi futbolculuğu oranında? Değil. Üçünde. Futbolculuğu çok daha iyiydi. İsterseniz Avrupa şampiyonu olsun, isterseniz Dünya Kupası'nı alsın. Futbolculuğu çok iyi olmayan ama teknik direktörlüğü iyi olan isim Pep Guardiola diyebilir miyiz? Futbolcu olarak da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı bildiğim kadarıyla Barcelona'yla. Ama bak ortalaması en iyi olanlardan bir tanesi yine o da Cruyff ekolünden gitti. Anladım. Yani Pep Guardiola ama çok çalışkan antrenör. Çalışıyor, kendini geliştiriyor sürekli. Gidiyor mesela adam şeyleri izlemiş Özgür, buraya gelmeden önce 1.70'lik stoperler oynattı duyguluyoruz ama adam gitti onları Şili'de seyretti, Paraguay'da seyretti. Evet, doğru. Ya Arjantin'de seyretti o futbol. Yani onlar öyle oynuyormuş, onlardan kopya çektim diyor adam. Yani gidip gidiyoruz, çalışıyor adam. Onlara saygı gösteriyorsun. Hani ne yapıyor kendisine adam, aynı zamanda tam hamurundan yetiştiriyor yani. Evet. Onlara o anlamda saygı gösteriyoruz. Onun için adam hala 5 seneden beri Manchester City'de. Doğru. 20 milyon küsür istikensinin olsun. Bu arada dinleyicilerimize de yardımcı oluyor. Rıdvan Mülayim demiş ki Steven Gerrard. Evet, Liverpool'da iyi futbolcuydu, istikrarlıydı. Glasgow'da da başarılı oldu İskoçya Ligi'nde ama teknik direktörlük rüştünü ispatlaması için biraz daha beklemek lazım. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Laf lafa açıyor. Genç bir oyuncu Emir Galatasaray altyapısından yetişti. Emir Tintiş Karagümrük Spor'la anlaştı. Düzelterek söylüyorum. Fatih Karagümrük takımıyla anlaştı. Galatasaray U19 takımına kadar yükseldim. Kendi yaş kategorimde hem milli takımda hem de kulübümde hep daha iyi bir performans göstermeye çalıştım. Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde Galatasaray'dan ayrılıyorum. Sizlere veda ediyorum diyor taraftara ve Galatasaraylılara yönelik bir yazı yazmış Emir Tintiş. Tabii önemli. Bu dönemde özellikle altyapıda kendini göstermiş oyuncuları A takıma kazandırmak çok büyük bir önem arz ediyor. Mithat abi tekrar hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk Özgür. Bu dönem içerisinde 4 büyük takımdan altyapıdan da en fazla A takıma oyuncu kazandırıp bunları sürekli oynatabilecek olanı hangisi sizce? Hangi takımdan umutlusunuz? Yani Galatasaray'ın onu yapması lazım. Yani hem U19'da şampiyon oldular hem de U17'de final oynadı. Öte tarafta Altın Ordu'ya elendiler bu U16 takımı. Yani finali kaçırdı. Sonuç olarak Galatasaray takımı son yıllardaki en fazla üreten takım pozisyonunda. Onun için oyuncularını daha iyi kullanması lazım. Bir de çok fazla da borcu var. Ama Galatasaray'ın o konudaki şeyini, politikasını hiç beğenmiyorum. Yani.
Yani çok göstermelik politika oluyor. Yani futbolcular ellerinden gitmemesinin sebebi o. Yani mesela geçen sene yani bir Yunus olayı yaşandı. Skandal. Skandal değil mi? Yunus halbuki banka oynayabilirdi Galatasaray'da. Şans verseydi. Tabii aldıkları oyuncuları Yunus'un yarısı değil. Doğru. Ne yabancısı ne yerlisi. Yani bir de yerli de aldı. 3-4 milyona. Doğru. Değil mi yani şeyden? Barış Alper'den bahsediyorsunuz. Sadece Barış Alper değil, orta sahada oynayan Berkan. Doğru, geldi işte. Hayır, Berkan da şeyden, Alanya Spor'dan alındı. Berkan şeyden işte, Kanada'ya yönelik hücum oyuncusundan bahsedersek onları söyleyebiliriz belki. Tamam, yani ona da 3-4 milyon lira para veriyorsun. Bir de Emre'yi gönderiyorsun. Emre Alanya'da daha iyi oynadı. Galatasaray küme düşmeme oynadı. Alanya Spor'da Avrupa Kupaları için oynadı. Doğru söylüyorsunuz. Yani o, sadece o değil ki. O skandal. Orada Emre Kılınç gibi bir oyuncu varken. Emre Kılınç da şeyden aldınız. Onu da bedava geldi Sivas Spor'un. Sivas Spor'da evet. Yani bunlar varken böyle bir politikan yok zaten. Senin elindeki mevcut oyuncular da gider başka yere yani. Doğru. Nasıl daha öncekiler gittiyse. Ya şey, tesadüfen kurtuldu. Kim? Onu Cenk Ergün kurtarmıştı, Ozan Kabak'a. Ozan Kabak'ın da sözleşmesini uzatmayacaklardı. Ya bunun gibi işte gidiyordu çocuk. Sonra da menajerini buldular, Fazıl'ı. Gel dedi Cenk. Öyle anlaştılar, tesadüfen durdu. Hatta çocuk 5'e gidecekti, 8-9'a gittiler, şeyini de kabul etmedi. Yani Ozan Kabak'ın sadece iyi niyetinden dolayı oldu yani. Her şey, o oynadı takımıyla da Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi oynadı Hırvatistan'da. Herkes orada seyretti, orada aldı. Bir yalan söylemesin, biz oynattık falan filan. Kim oynatmışsınız? Ozan Kabak'ın Danyan oynatılar, Markao'dan Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçın 3'ünü kaybetti de veya 2'sini kaybetti de, tam hatırlamıyorum. Neredeyse vazgeçeceklerdi Özgür. Yani Ozan Kabak almaktan vazgeçeceklerdi şeyden. Allah'tan adam onu 17 Avrupa Şampiyonası'nda seyrettiği için aldı. 5 mi? Hiç unutmuyorum yani. Onun için bir politikası yok. Peki. Politikasının olmadığını nereden anlıyoruz? Nereden? Yaptıkları davranışlarından dolayı. Doğru. Mithat abi, bu soruya da cevap vermiş oldunuz. Galatasaray'da kaynak daha çok ama değerlendirebilecekleri konusunda sizin inancınız yok. Yeni gelen yönetimin de bu konuya çok sıcak bakacağı kanaatinde değilsiniz. Halbuki altyapıdan gelen oyuncularla takım kurmaya çalışsa, onların etrafında oyunu değiştirebilecek nitelikte birkaç tane oyuncuyu alsa, Feghouli'yi gönderdi, sözleşmesi bitti, Babel öyle, onların yerine daha böyle nitelikli yabancılar gelse Galatasaray ligdeki hedefini gerçekleştirebilir. İnancınız bu yönde. Tabii. Yani onu kullanabilecek bir FSF'ye sahip değiller yani. Değiller, evet. Bu arada yabancı teknik direktörlerden bahsettik. Futbolcu kariyeriyle teknik direktörlük kariyeri birbiriyle uyuşuyor mu uyuşmuyor mu diye. Andrea Pirlo Karagümrük'e geldi. Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü oldu. Sadece Juventus'ta A takım düzeyinde çalıştı. Bir de Juventus'un alt yaş grubunu çalıştırmıştı. B takımını çalıştırmıştı bildiğim kadarıyla. Ne diyorsunuz Pirlo'nun Karagümrük teknik direktörü olması için? Yani Pirlo'ya mı ihtiyacımız vardı? Yani şu açıdan söylüyorum. Yani Türk futbolunun şeye mi, yani imaja mı ihtiyacı var? Hep imajlardan konuşuyoruz. İmaj, Pirlo imajı. Neyin imajı ya? Sen ülkende ne top oynanıyor? Lig batmış gitmiş. 20. sırada lig. Özgür. 20. sıradaki ligde ne işin var senin? Pirlo. Neyse. Ne işin var? Eskiden iyi futbolcuydun. Bir de Karagümrük'e geliyorsun ya. Niye kabul etti sizce Pirlo bu teklifi? Ya o da kendini antrenör olacak. Zor görüyor antrenörüm. Yani adam Karagümrük'te zor antrenör olur demiş. Anladım. Buradan bir şansımı deneyeyim, bir yol bulayım dedi. Güzel emekler var demiş. Bir de kere gelin bir tur atayım, belki tesadüfen tutturursak oluruz demiş yani. Niye geldi? Anladım. O yüzden yani, geldi. Yani Karagümrük öyle bir... Ya sahası yok ya. Evet. Ya Süleyman Hurma söylerken utanır. Ya bizim şeyimiz yok diyorlar bir de. Otobüsümüz yok diyorlar. Sahamız yok diyorlar. Stadımız yok diyorlar. Hepler anlatıyorlar. Ulan onu anlattığınız yer adam getirilir mi yani? Yani öyle bir takım. Yani anlasana adamın halini. İstanbul'un bir olimpiyat stadına gidecekler. Antrenman yapacaklar. Bir yeri yok. Evet, olimpiyat stadının yanındaki antrenman tesislerini de yapıyorlar çoğunlukta. Bazen başka kulüplerin tesisleri. Evet, çoğunlukta. Yani zor.
Gerçekten zor. Yani ama çok, ligde devam ediyor. Mithat abi ona ne diyorsunuz? Karagümrük. Ama lig onun ligden bahsediyorum. Bizim lig değil. Doğru. Bizim ligden kimse yani kendisine bir pay biçip bir şey söylemesin. Anlıyorum. Yani bizim ligin imajı da şeyi de çok kötü. Yani bizim lig o oyuncu yetiştiren bir lig de değil artık. Referans sahibi değil. Kusura bakmasın zaten. Sky Sport'a göre Manchester City'den bir sene daha sözleşmesi olmasına karşın ayrılma kararı alan İlkay Gündoğan, Jose Mourinho'nun ilgi alanı içerisinde. Jose Mourinho onu Roma'ya istiyor. Sky Sport'a diyor ki 35 milyon euro ödemeye razı Roma kulübü İlkay Gündoğan'ın transferi için. Ama İlkay Gündoğan için Roma doğru bir profil mi? Çünkü İlkay Gündoğan bence daha üst segment kulüplerde oynamaya layık. Seviyesini gösterdi zaten. Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig şampiyonluğunda belirleyici olan oyunculardan bir tanesiydi. İlkay Gündoğan için ne diyorsunuz? Roma'nın gündemindeymiş güya. İlkay oranın oyuncusu hala özgür. City'nin oyuncusu yani, bir yıl daha sözleşmesi var. Yani tabii City'nin, Real Madrid'in, Barcelona'nın oyuncusu. Oyuncusu bence de, ben de öyle düşünüyorum Mithat abi. Onun için orada kalsın. Evet. Mourinho kusura bakmasın. Doğru. 20 sene önceki halimiz gibi değil. 20 sene önce olsaydı olurdu ama kardeşimiz, Jose kardeşimiz yani o anlamda biraz ona lüks kaçar. Cüretkar davranmış. Mithat abi hatırlatalım dinleyicilerimizi de. Sevgili Mithat Halis'i bu işin pedagojik kısmını da iyi biliyor. Köln'de spor akademisinde spor psikolojisi, spor pedagojisi üzerine de eğitim aldı. Yanlış mıyım? İlk önce Gazi'de öğrendik. Gazi Beden Eğitimi bölümünde değil mi? Tabii. Ondan kaç mezunusunuz sonra, Gazi Üniversitesi'nden? 84 mezunuz. 84-85 arasından. Mamak'tan cezaevinden kurtulduğumuz zaman oraya gittik. Hem Mamak mezunuyuz. Mamak da üniversite çünkü. Cezaevleri üniversitedir. Şimdi bir futbolcu şunu niye yapar? Pedagog olduğunuz için soruyorum bunu size Mithat abi. İşte yeni sözleşme yapamadı. Eski takımıyla ilgili sosyal medya hesabından, Instagram'dan bütün fotoğraflarını sildi. Kallilerin bunu yapmış. Beşiktaş'ta yeni sözleşme konusunda anlaşamamış ve bütün Beşiktaş'la ilgili fotoğraflarını silmiş. Gerek var mı silmeye? Yani Galatasaray, ben olsam Beşiktaş'ta oynayan bir futbolcu, Galatasaray'a transferim söz konusu olsa bile silmem. Çünkü o benim geçmişim, nasıl? Yani fotoğrafımı silsem görüntüler, bir önceki sene oynanan maçların görüntülerini silebiliyor muyum? Onları ortadan kaldırabiliyor muyum? En azından bunu düşünür, basit bir mantık geliştirerek yapmam bunu yani. Nedir? Bir eğitimci olarak nasıl yorumluyorsunuz? Yat, dua et, seni Beşiktaş'ta oynattılar. Sen bir yat kalk, sabah akşam bir dua et. Yani eğer Türkiye Ligi bu kadar kötü olmasaydı senin burada ne işin var? Hele senin Beşiktaş'ta ne işin var? Yani hakikaten Beşiktaş onu oynattığı için, yani Beşiktaş oynattığı için utanmalı. Ya o yetenekte bir oyuncu değil Özgür. Hız yok, kuvvet yok. Döneriyor, gidiyor maça. Ama yok, gol attı. Ya Türkiye'de çok gol attı. Hatta bir kere Beşiktaş'ın en skorer oyuncusuydu. Ya ne yapalım gol attıysa? Niye oluyor ya? Tamam, dediklerinize katılıyorum %100 ama Türkiye'de seviye o kadar düşük ki. Öyle mi? Tabii. Bütün mesele orada. Anladım. Bütün mesele şu anda bizim lig nereye düştü? 20. sıraya. Doğru. Orası olduğu için geliyorsun ve sen hak etmediğin bir parayı kazanıyorsun. Bu parayı kazanman mümkün değil hiçbir yerde. Anladım. Bak ne Belçika, ne Kanada, ne bilmem ne yerde. Ya şimdi haram edeceğim olmayacak yani. O da çalışkan bir çocuk aslında. Yani ama ayıp ya. İşte seni oynattığına dua edeceksin bazen yani. Yani hakikaten çok ayıp etmiş yani. Biraz severdim ama Atiba Hutchinson'ın onda biri değil bu adam ya. Yani. Doğru. Ne insan olarak, ne, zaten futbolcu olarak değil. Yani Beşiktaş'ta ne işin var dediğimiz o. Çok oyuncudan bir tanesi. Wellington da öyle. Bir tane Ensekala vardı. Bir ne işiniz var Beşiktaş'ta arkadaş? Anladım. Mithat abi bir şey söyleyeceğim size. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki seçim sürecini takip ediyor musunuz? Yok. Oraya fazla takılmıyor. Niye yani kimse, seçim yok çünkü. Anladım, seçim yok. Doğru, bravo, bravo. Doğru, kıvrak zeka böyle bir şey işte, seçim yok diyor, doğru söylüyor. Mithat abi çok teşekkür ederim katıldığınız için, eksik olmayın. Ben de teşekkür ederim, iyi yayınlar Özgür. Seçim olsa iyi. Şöyle Haluk Ulusoy'un zamanlar vardı, doğru. Karşısında şey vardı, iyi oluyordu o zaman seçimler.
Doğru. Ankara'da 3-4 oy farktan kazanırlardı. İyi olurdu. Evet. Öyle seçimler olsaydı. Keşke. Bir kez daha o teşekkür zaman, ederim. Doğru. Kuvvetli doğru. Şeyin olduğu zaman. Doğru. Adayların yarıştığı değil mi? Delegelerin hareketli olduğu. Öyle blok oyların falan filan olmadığı. Doğru söylüyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ederim size. Ama gelecek başkanımız da çok da iyi bir insan. Çok güzel oldu. Mehmet Büyükekşi. Biraz öyle şu olarak tanışıyorum. Gaziantep'teki yani görüşmelerin sırasında. Evet evet ama çok düzgün bir adam. Ben de tanıştım kendisiyle evet. Objektif davranacağına da inanıyordum. Ayrıca ben Nihat abiye de çok seviyordum yani. Nihat abiye Fenerbahçe'ye de kıyak geçmedi. Bak hakikaten yani öyle Nihat abi de çok iyi yaptı. Öyle diyelim ben Nihat abi. Ne iyi yaptı Mithat abi? Yani son itibariyle her şeye rağmen herkes Fenerbahçe'ye kıyak geçer şöyle yapar. Objektif davranır. Anladın mı Özgür? Yani kulüplere baktığı zaman. Hı hı. Yani kulüplere bakış açısından da objektif o açıdan söylüyorum. Kimseye kıyak geçmemeye çalıştı. Yani zaten Türkiye'de bir şeye karar alamıyorsun Özgür. Bunu geç bir kere. Anladım peki. Yani o özellikle. Sizin, Hacı Wright ne oldu? Antalya Spor'daki Hacı Wright? İnşallah kalır. Daha belli olmadı mı durumu? Ya Hacı Wright hiçbir yere gitmek istemiyor Antalya Spor'un haricinde. Diğer kulüpler ısrar ediyor mu? Mesela Trabzonspor'un talebi vardı. Bildiğim yani, Fenerbahçe'de de oraya girmişti. Herkes istiyor. İtalya'dan da istiyorlar, şeyden de istiyorlar falan. Hiç gerek yok. Anladım. Ben diyor Antalya Spor'u daha bir yıl daha devam edeceğim diyor. Şeyin tercihim o. Yalnız kulübü herkesten görüşüyor. Satmaya çalışıyor adamı. İyi, ama adam da gitmeyince mecbur kalacak. Mecbur kalacak ve Antalya Spor'a bir sene daha mı kiralayacaklar? Yok artık onun satın alma opsiyonu var onu kullanacaklar. Nedir satın alma opsiyonu para olarak? Antalya Spor'un şeyin arasında vardı bir anlaşma. Büyük ihtimalle ona uyarlar yani. Anladım peki. Teşekkür ederim Mithat abicim bir kez daha. Ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar Özgür. Zaten bunu ben bu şekilde söyledim her zaman Hacı Bıraylı'la ilgili. Doğru enformasyon da bu. Çünkü sadece çocuktan alabiliyoruz yani. Hmm. Bir de çocuk Amerika milli takımıyla da iyi oynayınca böyle kulübü onu... Amerika Birleşik Devletleri milli takımında yer alıyor değil mi? Tabii. Antalya Spor'u sayesinde oynadı orada. Hmm. Peki. İlk defa milli oldu. 14-15 gol iyi değil yani. İyi yani. Bence de çok iyi istedim. Ama şöyle yani Hacı Wright'ın çalışkanlığı çok önemli. Mesela Hacı Wright 9 gol atsa da çok kıymetli. Hı hı. Anladın mı? Öteki 25 gol atsadık kıymet yok Özgür. Ne yapalım attıysa. Yani bunun gibi gol atıyorsan at Özgür. Adam topu orta sahadan alıyor. 2-3 tane orta saha oyuncusuna 2 tane 3 tane defans oyuncusunu da haşar edip gidiyor. Anladın mı? Yani o başka bir şey yani. Gol de hazırlıyor bir de. Peki. Topu çok hızlı kullanıyor. Başka bir özellik yani. Helal olsun yani. Böyle oyuncuyu tebrik ederim. Ama öteki ya nereden ağzına burnuna getiriyoruz topları? Ağzına burnuna getiriyoruz. Yarısını atıyorsun. Yarısını out atıyorsun. Yarısını da taca vuruyordu zaten. Ona rağmen sen Beşiktaş'ta oynuyorsun. Bir de şeyden silmişsin. Anladım dediğinizi. Onu Hollanda spor oynatmaz. Mithat abi bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Eksik olun. Hadi iyi geceler. İyi geceler dilerim. Hoşçakalın. Sevgili Mithat Halis bizimle birlikteydi. Özel bölümümüz Laf Lafı açıyor da Galatasaray'da yeni yönetim altyapı oyuncularıyla ilgili menajer çalışmaları konusunda bir düzenleme yapıyor. Yani altyapıda bazı oyuncuların erkenden menajerlik sistemine dahil olmasını engelleyen bir düzenleme yapıyor. Az önce Emir Tintiş'ten bahsetmiştim. Emir Tintiş Galatasaray U19 takımında oynadı. Profesyonel sözleşme bekliyorum ama verilmedi diyor. Emir Tintiş'in sözleşmesini basketbolculuğunda daha doğrusu temsilciliğini düzelterek söylüyorum. Basketbol oynadığı dönemde Fenerbahçe forması giyen Mirsat Türkcan üstleniyor. Mirsat Türkcan işte Ozan Tufan'ın da menajerliğini aldı. Pek çok futbolcu Cengiz Ünder bildiğim kadarıyla onun menajerlik şirketi vesaire. Emir Tintiş de almış Galatasaray'dan. Ama Galatasaray'dan yapılan açıklamada Emir Tintiş'e profesyonel sözleşme önerisi yapılmış. Temsilciliğini üstlenen Mirsat Türkcan bunu geri çevirmiş ve onu Karagümrük'e götürmüş. Galatasaray'da bu durumu böyle açıklıyor. Oyuncuların erken yaşlarda
yani altyapı oyuncuların böyle menajerlerle çalışmasını düzenleyecek ya da sağlıklı çalışmasını temin edecek bir sistem üzerinde duruyor Galatasaray'daki yeni yönetim ve yetkililer deniyor. Bu önemli bir haber. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Omar El Abdülhuy 2020 sonbaharından sonra ilk kez milli takımdan arkadaşlarıyla bir araya geldi. Fas asıllı ama Norveç'te doğdu büyüdü ve Norveç milli takım forması giyiyor biliyorsunuz. Şimdi eğer marka Sevilla'ya giderse ki Sevilla herhangi bir resmi teklifte bulunmadı. Ben kolay kolay da Sevilla'nın 15 milyon euroluk bir teklifte bulunacağını sanmıyorum. Galatasaray marka takımdan şu ya da bu şekilde ayrılırsa yerine Jason Denayi koyacak eski stoperini. Biliyorsunuz son olarak Lyon'da oynadı. Eğer Cenk Ergün göreve gelirse eski sportif direktör zaten Denayi'yi Galatasaray'a kazandıran isimdi. Tekrar onunla bağlantıda ve Jason Denayi'yi Galatasaray'a transfer edecek deniyor. Dursun Özbek Galatasaray'da başkan oldu. Yönetim kurulu başkanı Dursun Özbek, Nuri'yi severiz. Nuri'den kasıt da Nuri Şahin. Antalya Spor'un teknik direktörü. Nuri'yi severiz diyor. Ama sonrasında ne olacak? Bu konuda çok fazla bilgi vermemiş. Bir bandımız var. Sabah saatlerinde saat 11'de Galatasaray'da mazbata töreni düzenlendi ve yeni yönetim mazbatalarını aldı. Göreve başlıyorlar. Severiz Nuri Şahin'i ama Antalya Spor'un teknik direktörü demiş. Bakalım Nuri Şahin'le ilgili bir yeni gelişme olacak mı? Daha genç oyunculara yöneleceğiz demiş. Nuri'yi severiz ancak daha genç oyunculara yöneleceğiz demiş. Yani Nuri zaten oyuncu değil, Nuri Şahin teknik direktör. Başka teknik direktörlere yöneliriz ve genç oyuncularla ilgili transfer çalışması yapacağız demek istedi sanırım. Böyle düzeltmek gerekiyor. Sizlerden izin istiyorum reklamlar ve at yarışı bandı için. Ardından telefon bağlantılarımız olacak. Yine sürpriz konuklarımız Radyo Spor'da yerini alacak. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Yeniden Galatasaray bölümümüzdeyiz. Galatasaray'da sabah saatlerinde mazbata töreni vardı. Yeni yöneticiler mazbatalarını aldılar ve göreve başladılar. Görev dağılımı yapılacak elbette ki. Profesyoneller atanacak ve bu kamuoyuna anlatılacak, daha doğrusu açıklanacak. Yalnız dün Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladıktan sonra Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek toplantıya gitti, katıldı. Biliyorsunuz 16'sı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim var ve her kulübün delege gönderme hakkı var seçime. Galatasaray'da da delegeler önceden belirlenmişti. Dün Burak Elmas'la yaptığı görüşmede Dursun Özbek delegeleri değiştirmiş. Ben o delegeleri istemiyorum, bu delegeleri göndereceğim diye kendi seçtiği delegeleri Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine gönderecekmiş. Bunu da tabii Galatasaray Genel Kurulu ya da Galatasaraylılar değerlendirecektir. İlk icraat. Bakalım bugün düzenlenen mazbata töreninden sonra Galatasaray'da yönetim kurulu başkanlığına seçilen Dursun Özbek ne söylemiş? Gayet güzel bir atmosferde geçti. Yeniden görev almanın heyecanını taşıyorum. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü için benim yuvam burası. O manada birçok projelerimiz vardı arkadaşlarımla beraber. Onları inşallah realize edeceğiz. Bütün camiadan birlik ve beraberlik bekliyorum. Bu dönemde yapacağım en önemli şeylerden bir tanesi bütün ailenin, biz bir büyük bir aileyiz, barışmasını sağlamak istiyorum. Artık küslükler olmasın. Sevgi iklimi artık kulübe hakim olsun. En önemli görevlerimden bir tanesi o. Çok önemli çünkü birbirimizi sevmememiz için hiçbir sebep yok. Dediğim gibi aileyiz biz. Çok büyük bir aileyiz. Bunu çok önemsiyorum. İnşallah bunda da muvaffak olacağız. Ben bütün genel kurul üyelerimden, taraftarlardan bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum. Sevgi iklimi bizi başarılarla zaten çok çabuk buluşturacaktır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Galatasaray'dan Fatih Karagümrük'e transfer olan Emir Tintiş, düzelterek söylüyorum adını, az önce yanlış söylemiş olabilirim. Emir Tintiş bir açıklama yaptı ve aslında ben Galatasaray yönetiminden bir
Profesyonel kontrat bekliyordum fakat bu kontrat gelmediği için mecbur kaldım. Kariyerimi düşünmek zorundaydım. Karagümrük'e gittim diyor. Karagümrük'e gittiğini söylemiyordu. Ayrılmak zorunda kaldım diyor. 18 yaşında sol bek oynuyor. Veda mesajı bu şekildeydi. İçeriği özetle böyle. Ama bir başka iddiada Galatasaray yönetiminin bu oyuncuya, Emir Tintiş'e bir profesyonel kontrat önerdiği fakat onun şu anda temsilciliğini üstlenen Mirsad Türkcan tarafından bunun reddedildiği ve Mirsad Türkcan'ı da alıp oyuncuyu Karagümrük'e götürdüğü yönünde. Şimdi bir tartışma başladı Galatasaray kamuoyunda. Galatasaray altyapı oyuncularını niçin önemsemiyor? Niçin altyapı oyuncularını kazandırmak, A takıma kazandırmak açısından gerekli çabayı göstermiyor? Emir Tintiş'in kaybedilmesi, Karagümrük kulübüne gitmiş olması büyük bir ayıp, büyük bir kayıp, büyük bir hata şeklinde yorumlarda oluyor. Ama diğer taraftan da Galatasaray kaynakları menajer yerden kaynaklanan bir problem olduğunu, altyapı oyuncularının menajer ilişkilerini düzenlemek zorunda olduklarını ifade ediyorlar. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte, Takvim Gazetesi'nin haber müdür yardımcısı. Onur hoş geldin. Hoş bulduk Özgür. Kolay gelsin yayınlar. Bu konuya senin bakış açın nedir? Yani bu ilk değil Galatasaray'da yaşanan ve sonunda olmayacak büyük ihtimalle. Yani geç biraz yakın zamana baktığımız zaman işte Mustafa Kapoğlu, Martu Elmas bunun en yakın örnekleri. Yani tabii ki Galatasaray yönetim bugüne kadar hep bence yanlış hedefe odaklandı. Yani Burak Elmas özellikle geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda hep menajerleri suçladı bu konularda. Yani hırsızın hiç mi suçu yok dedi ama tabii ki evet burada belki menajerlerin bir kabahati olabilir ama kulüp olarak da Galatasaray'ın burada üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini sorgulaması gerekiyor. Yani 18 yaşında tüm alt kategori milli takımlarında forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray'da profesyonel anlamda bir dakika bile süre almamış bir oyuncu. Yani oyuncu demek ki geleceğini Galatasaray'da görmüyor. Bu sadece Emir için geçerli değil. Mustafa Kapı da görmedi. Batu da görmedi Galatasaray'da bir gelecek. Yani dolayısıyla burada bir sıkıntı var Galatasaray'da yaşanan. Burada bir altyapı oyuncularına demek ki Galatasaray yeteri güveni veremiyor. Altyapıda oynayan oyuncu demek ki ben A takıma çıkarım, o formayı alırım diyemiyor. Neden diyemiyor? Çünkü önünde örnekler yok. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Siz 5 yaşın altyapısında bir oyuncusunuz. Önünüzde örnekler var. Rıdvan var. Ersin var. Yani Serdar Saatçi var. Yani oyuncu diyor ki onlar başardı ben de başarabilirim diyor. Bir motivasyon kaynağıdır bu altyapı oyuncusu için. Ama Galatasaray'a geldiğimiz zaman yani Galatasaray kaç tane altyapı oyuncusuna son dönemlerde forma vermiş? En son Işık Kağan geçen sezon işte yaklaşık 25 dakika oynadı galiba. Ligde. Evet. Kupada da sanırım bir 45 dakikası var. Yani şimdi sen altyapı oyuncusuna bir model sunacaksın ki onu da teşvik edeceksin, onu motive edeceksin. Altyapı oyuncusu diyecek ki ben eğer yetenekliysem bu formayı alabilirim. Bana bu şansı verebilirler. Çünkü neden? Daha önce de işte şu formayı aldı demeli altyapı oyuncusu. Şimdi Fenerbahçe de bu modele geçmeye başladı. İşte geçtiğimiz sezon baktığımız zaman işte Arda Güler, sezonun başlarında Muhammed Gümüşkaya. Fenerbahçe artık altyapı oyuncularına önem veriyor ve oradaki oyuncular da artık ben o takımda oynayabilirim imajını çizebiliyorlar. Geçmiş yıllara baktığımız zaman Fenerbahçe çok sayıda oyuncusunu, altyapı oyuncusunu bu şekilde kaybetmişti. Neden? Çünkü A takımda modelleri yoktu. Beşiktaş modeli oluşturdu. Aynı şekilde Fenerbahçe'de model oluşturdu ama Galatasaray'da model yok. Baktığımız zaman kötü örnekler var hatta. Işık Kağan'a az önce örnek verdim. Mustafa Kapı'yı verdim. Bartu Elmaz'ı verdim. Yani Galatasaray'ın şu anda mesela yeni sezonda altyapıdan kadrosunda kim var işte? Yunus Akgün nerede pişti? Adam Denizspor'da pişti. O forma şansını Galatasaray'da bulamadı Yunus. Başka takımda oynayıp geliyor şu an Galatasaray'a. Yani Galatasaray'ın burada sistemsel olarak yaptığı bazı yanlışlıklar var. Yani burada tek suçu o oyuncuyu koparan menajerde bulmak bence biraz kolaycılığa kaçmaktır. Burada mutlaka kulübün bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Şimdi Dursun Özbek camiayı birleştirmekten bahsetti. Nedir sence camiayı birleştirmek adına yapacağı ilk icraat? Yani açıkçası Özgür, yani daha önceki geçmiş dönemlerde de her başkandan açıkçası bu vaadi duyduk. Yani işte barışı getireceğim Galatasaray'a. Biz barışacağız tarzı. Siyasi söylemleri aslında. Biz çok kez daha önce duymuştuk ama hangisi hayata geçirir dersek hiçbir hayata geçiremedi. Hatta kavga daha da derinleşti Galatasaray'da her zaman. Şimdi Dursun Özbek de bu vaatle sonuçta baktığımız zaman göreve başlıyor. Burada tabii ki Galatasaray'ın içinde bir bölünmüşlük var. Bunu seçimde de görebiliyoruz. Yani Galatasaray Genel Kurulu'nda 13 bin üye var Özgür. Evet. Galatasaray üyesi. Bu 13 bin üyenin 8 bin küsürü aidatını yatırıp oy kullanma hakkına sahipti. O 8.000'in 4.500'ü seçime geldi ve Dursun Özbek bu 4.500'ün yarısıyla yani 2.250 civarı oyla
başkan seçildi. Yani dolayısıyla baktığımız zaman 13 bin üyenin sadece 2250'sinden oy almış bir başkandan bahsediyoruz. Dolayısıyla başkanın tüm camiye kucaklaması, tüm camiden destek görmesi biraz zor. O yüzden de Galatasaray'a mutlaka bir barış gelmesi gerekiyor ki geçmiş yıllarda yaşadığımız o sıkıntılar bir daha yaşanmasın. Çünkü Burak Elmas da Mustafa Cengiz de aynı sorunları yaşadı. Camianın tamamını kucaklayamadığı için hep karşısında derin ve geniş bir muhalefet buldu iki başkanda. Hı hı. Aynı sorun şu anda Dursun Özbek için de geçerli. Dursun Özbek'in en ufak yanlışında karşısında dikilecek, onu eleştirecek. Hatta belki de ilk mahalle genel kurulda ibra etmeyecek muhalefet var karşısında şu anda. Bunu önlemenin tek yolu var. Tabii ki iki yolu var daha doğrusu. Birincisi barış sağlamak. Yani kendisine oy vermeyen insanları da bir şekilde inandırması gerekiyor Dursun Özbek'in. Camiye daha fazla kucaklaması gerekiyor. Artı ikinci yol, ben bence daha kısa bir yol bu. Vaatlerinin bir kısmını, hatta büyük bir kısmını kısa süre içinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Eğer bunları başarabilirse hem sportif anlamda hem de mali anlamda bunları başarabilirse bir kısmını, sonuç olarak camiaya da bir güven artışı olacaktır Mustafa Cengiz'e. Bu da bir barış ortamı sağlayacaktır Galatasaray'da. Yani mutlaka da Galatasaray'ın bu iç barışa ulaşması gerekiyor ki yani yeni bir erken seçim yaşamasın artık Galatasaray. Yeni bir ibrasızlığı yaşamasın. Çünkü artık olay iyice tatsızlaşmaya başladı. Her başkanın başında demokrasinin kılıcı gibi bir ibrasızlık tehdidi söz konusu. Onun başkanlığın hareket alanlarını da kısıtlıyor bu dolayısıyla. O yüzden de yani Dursun Özbey'in bence iç barışı sağlaması şu anki baktığımız zaman Galatasaray'ın en önemli sorunlarından bir tanesi götürüyor. Mutlaka onu başarması lazım. Teknik direktör kim olacak sence? Yani şu anda net bir isim telaffuz edemiyoruz ama Marco Rose ismi şu anda sanki listenin ilk sırasındaymış gibi duruyor. Şimdi bugün mazbat aldı biliyorsun yönetim, yeni yönetim. Yarın da ilk toplantısı yapıp görev dağılımı yapacaklar. O da büyük ihtimalle zaten Cenk Ergün'le ilgili bir açıklamak bekliyoruz. Cenk Ergün futbolun başına getirilecek Galatasaray'da büyük ihtimalle. Cenk Ergün'ün seçim öncesi, yani Dursun Özbek'ten aldığı talimat doğrultusunda Marco Rose ile görüşüne dair bazı iddialar var. Tabii bu görüşme bir teklif mahiyetinde değil de bir ön bilgi alma, işte hocanın durumunu sorma şeklinde. Bundan sonra yapılacak görüşmeler asıl olayın şeklini belirtecek ki Marco Rose değerli bir hoca ama geçtiğimiz sezon Dortmund'da 2-1'e beraber 3,5 milyon euronun üzerinde bir maliyeti vardı. Yani Galatasaray öncelikle zaten Torrent sorunu bir kere çözmesi gerekiyor. Yani Torrent'in 1,6 milyon euro, Saint-Cyprien'in 800 bin euro bir hak edişi var sözleşmeden doğan. Torrent'in ekibine de bunu katarsak ekibini 3,5 milyon euroluk zaten bir maliyet söz konusu şu an Galatasaray yönetiminin önünde. Artı bir de 3,5 milyon euroluk Marco Rose maliyeti, yani bu nasıl karşılanabilir? Bu nasıl sürdürülebilir? Bu biraz sıkıntı tabii ki. Marco Rose'un maliyeti ya da maaş beklentisi nedir Galatasaray'dan tam olarak? Şu anda konuşulan bir teklif olmadığı için, resmi teklif konuşulan bir rakam yok ama Dortmund'daki ben şeyini söylüyorum sadece 3,5 milyon euro civarında, hatta biraz üstünde bir maliyeti vardı 2-1'e beraber Dortmund'a. Net rakamdan bahsediyorum. Bir teknik direktör Arjantinli Marcelo Gallardo. Gallardo başarılı oldu. O da 4 milyon euro kazanıyor. Onur. Yani çok gerçekçi bir hedef değil Gallardo bence. Bir yıllık daha sözleşmesi var. Öğrendiğim kadarıyla daha doğrusu Arjantin'de diyorlar ki gitmez hiçbir yere. Yani Aralık ayında bir sözleşmesi. 31 Aralık'ta bir sözleşmesi ve lig şu an devam ediyor Arjantin'de. Yani lig devam ederken hocanın takımı da şampiyonluk adayıyken River Plate. Yani onun takım bırakıp gitmesi zaten mümkün gibi gelmiyor bana. Evet, giderse evet. Yine bir tazminat maddesi olacaktır onun da sözleşmesinden çıkış için. Ya o bence çok gerçekçi bir hedef değil. Marco Rose şu anda kafadaki ilk isim gibi duruyor ama kağıt üzerine tabii bunların hepsi. Henüz resmi anlamda bir görüşmeye bir teklif yok. O dediğim gibi hocayla Cenk Ergün'ün bir ön teması oldu ama bu tamamen hani bir ilgi anlamında bir temastı. Bir teklif sunulmadı, hocanın beklentileri alınmadı o önde. Yarınki yönetim toplantısından sonra artık bu konu hızlanacaktır. Marco Rose için bir resmi bir girişim olacak Galatasaray yönetimi. Dediğim gibi orada maliyet sorunu olacaktır büyük ihtimalle. Marco Rose konusunda ağır bir yük bence hocanın gelişi. Artı Torrent'in ve Saint-Cyprien'in ekibiyle beraber gönderişi de ayrı bir yük. Yani yönetim bunları önceki çözmesi gerekiyor. Önce Torrent sorunun çözülmesi lazım ki ardından yeni hocaya daha fazla odaklanma olsun ama şunu belirtelim. Seçim öncesinde bir Okan Buruk ismi ön plana çıkıyordu Dursun Özbek cephesinde ama şu an gelinen noktada sanki yabancı bir teknik direktör konusu daha sıcak ağırlıklı gözüküyor. Gibi duruyor. Ağırlıklı gibi İgor duruyor. Tudor'dan da bahsedenler var. Hatta ben çok güçlü bir kaynaktan duydum. Dursun Özbek Igor Tudor ismine de soğuk bakmıyormuş.
Yani Özgür, Igor Zor'u gönderen kimdi? Dursun Özbek'ti. Yani bana çok mantıklı gelmiyor bu iş. Yani evet, İtalyan basına sık sık okuyoruz ama... Yani Galatasaray adasını yıkım kararının altına imza atan da Dursun Özbek'ti ama seçim söylemlerine baktığımızda Galatasaray adasını Galatasaraylılara kazandıracağını, rehabilite edeceğini söylüyor. Yani ne demişti Süleyman Demirel? Dün dündür, bugün bugündür. Ben temel düsturu Dursun Özbek'in öyle. Ya olabilir tabii ki ama burada şöyle bir şey var yani. Dursun Özbek, özür dilerim, Tudor ismini camiye nasıl bakar? Yani burada Galatasaray camiasını aslında dediğim gibi birleşme dedik ya. Tüm Galatasaray camiasını memnun edecek bir isim olması burada elzem nokta bence. Yani Tudor ismi gelirse çok çatlak ses çıkar gibi geliyor bana taraftar içinde, camiada. %100. O yüzden de ben Dursun Özbek şu anda çok iddialı bir şekilde göreve geliyor. Geçmiş dönemde yaşadığı sıkıntılar var. O yüzden de bunları yaşamaması adına tüm camianın, tabii %100 memnun edemezsin, mümkün değil ama camianın ağırlığını diyelim memnun edecek bir isim olması bence elzem. Marco Rose böyle bir isim ama Tudor böyle bir isim değil bence. %100. Peki yapılabilecek transferlerle ilgili var mı bir öngörün ilk elden bitirilecek transfer? Yani şu anda yönetimin tabii ki öncelikli hedefi takımın iskeletini korumak. Zaten bunu hem Erdem Timur söyledi hem Dursun Özbek söyledi. Ama biraz zor çünkü yani marka konusunda bence önümüzdeki günlerde ciddi gelişmeler olacak. Marka takımdan ayrılmak istiyor. Yani daha doğrusu transfer olmak istiyor. Nereye gidecek sence? Yani Sevilla'nın ilgisi ciddi. O konuda onu belirtebiliriz. Seviye konusu ciddi. Şu an bir teklif gelmedi. Bekliyoruz ama yani önümüzdeki günlere teklif gelebilir. Yani marka Galatasaray mutlu olduğu için ayrılmak istemiyor. Belirtelim. Sadece artık kariyerini yeni bir basamak istiyor. Yeni bir adım atmak istiyor. O yüzden de İspanya transferi onun için olası olabilir. Tabii ki burada transfer biraz dediğim gibi gideceklere de bağlı. Eğer marka dışında gidecek olmazsa ya takımda, yani mutlaka Galatasaray'ın takviye yapacağı bölgeler var. İşte marka giderse mutlaka bir stoper transferi. 6 ve 8 numara transferi Galatasaray için şu anda olmazsa olmaz gözüküyor. Artı bir 10 numara oyuncu transferi mutlaka Dursun Özbek böyle taraftarları heyecanlandıracak bir oyuncu transferi istiyor. O yüzden de şu anda tabii isim üzerine çok fazla konuşamıyoruz çünkü yönetim daha yeni geldi. Ancak eski yönetimin, geçmiş yönetimin bazı oyuncularla ilgili temasları vardı. Örnek vermek gerekirse Şaka ile ilgili bir teması vardı. Bildi oynayan. Onunla alakalı bir gelişme yaşanabilir bence Şaka konusunda. Çünkü Burak Elmas yönetiminin oyuncuyla yaptığı bir sözlü anlaşma vardı. Oyuncu kabul etmişti Galatasaray'ın şartlarını. Onun seçim süreci malum noktaya geldik ama bu konuda eğer yeni gelecek hoca ve spor direktörü o konuda bir onay verirse Şeka ile ilgili bence bir gelişme olabilir Galatasaray için. Bir 6 numara, 8 numara için. Eski yönetimin görüşme yaptığı oyunculardan bir tanesi. Hangi sözcük? Umut Bozok. Aynen, evet. Umut Bozok konusu da evet ciddi bir konu. Zaten Umut Bozok menajer de konuştu bu konuda. Yani Umut Bozok şu an Galatasaray'ı bekliyor. Çok istiyor Galatasaray'a gelmeyi. Orada Kasımpaşa kullanmadı orada opsiyonu şu an. Sonuçta bir yılda sözleşmesi var kulübüyle Umut Bozok'un şu anda. Umut Bozok transferi olabilir. Ancak tabii ki o demek ki Umut Bozok gelirse eğer onu Halil Dervişoğlu ile ilgili demek ki Galatasaray herhangi bir girişim olmayacak anlamına gelir bu. Çünkü elde zaten Gomis'te Mustafa Muhammed var. O yüzden de Umut'un gelmesi demek Halil Dervişoğlu cetleri kapanması anlamına da gelir. Peki. Onur, çok teşekkür ederim bir kez daha katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Galatasaray bölümümüzde konuğumuz Onur Özkan'dı. Takvimde yazıyor. Ve Fenerbahçe Lincoln Henrique'yi açıkladı. 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıklıyor. Çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım. Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada olan onlar için her şeyi yapacağım. İnşallah tüm hedeflerimize ulaşacağımız bir sezon yaşarız diyor. Lincoln Henrique bir dönem kısa bir dönem Çaykur da oynamıştı. Portekiz'deki ekiplerinden Santa Clara takımından transfer edildi. 23 yaşında Lincoln Henrique. Kendisiyle Fenerbahçe 3 yıllık anlaşma imzaladı. Orta sahada oynuyor. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik bugün de. Hepinize veda ediyorum. İyi akşamlar. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon oynar Tuttur, oyna hep oynar kupon Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.